Efendim herkese iyi geceler. Sıra dışı stratejiye hoş geldiniz. Yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Tabii ki Yusuf Alabarda ile birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Bir dolu gündem. Bir dünya gündem. Böyle bu akşam hakikaten yine ezber bozmaya devam edeceğiz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Konuya komşuya, eşe, dostu, akrabaya, tanıdığınıza, tanımadığınıza herkese haber verin. Yetmez. Paylaşın. Çağrımızı da paylaşın. Çünkü hakikaten bu akşam acayip bir gündemimiz var. Sevgili gençler, siz de ekran başında olun. Aileler gençleri ekran başına davet edin. Bir sürü gürültü, bir sürü kirlilik arasında gerçekler kaybolup gidiyor. Biz bu akşam o bir sürü kirliliği böyle açacağız, gerçekleri de size izleteceğiz, göstereceğiz. İstanbul'a var da, prak'a gidelim, praktan başlayalım. O akşamki yolculuğumuza Ö önemli bir ayrıntı. Sonra Allah büyük, e, rüzgar bizi bu akşam nerelere atar e, bilmiyoruz. Dururuz bir yerde. Bir yerde de dururuz. New York Times haber yapıncaya kadar pek fazla itibar edilmedi. New York Times haber yaptıktan sonra da ya diplomasiye sığar mı bu dil nedir falan filan demeye başladılar. Yerim ben sizin diplomasinizi. Ben bunların diplomasi anlayışını biliyorum. Tabii. Evet. Karabağ sorununu da diplomasiyle çözdük. Tabi tabi tabi. 30 yıl çözülmemiş diplomasi. <laughs> Sıkıştıklarında da maalesef silah verdik Azerbaycan'a falan diyenler. Diplomasiyi çalıştırıp Libya'da Hafter'in safında yer almak isteyenler. PKK ile mücadelede de diplomasi arayanlar. Saymakla bitiremeyiz. Neyse önemi yok. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Pırak'ta geçen haftaydı değil mi? Evet. Liderler zirvesinde kapalı oturumda Miço yani Miço Takis kürsüde böyle gevrek gevrek atıp tutarken dayanamayıp yerinden Miço Takis'in aklını alıyor. Bilerek bu ifadeleri kullanıyorum. Bu ifadelerden rahatsız olanlar varsa, hoplayıp zıplayanlar varsa otursunlar kendilerini bir çek etsinler. Yahut açıp Yunanistan, Yunan televizyonlarına bir izlesinler. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili neler söylüyorlar, neler bir görü versinler ama onlar izlemezler. Onlar bir retoriğin arkasındalar, yani bir ezberin arkasındalar yahut işte biri kulaklarına ne derse onu tekrarlayıp duruyorlar. Miço'ya ağzının payını veriyor. Bir güzel azarlıyor. Dönüyor yetmiyor. 44 tane ülkenin liderini de azarlıyor. Ondan sonra da salonu terk ediyor. Eline diline sağlık diyeyim ben. Yusuf var. Evet. Başlayalım mı burada? Başlayalım. Söz sende. Şimdi e, Prag'da biliyorsunuz Avrupa siyasi topluluğu adı altında Fransa'ya ait. Ben böyle anlattım sen diplomatik anlatırsın. Estağfurullah. Işte. <laughs> Ee, yapmış olduğum hiçbir açıklama Senin yapmış olduğun açıklamalardan Farklılık ihtiva etmiyor aslında ee, Aynı şekilde Avrupa siyasi topluluğu Macron'un ortaya koymuş olduğu e, Bir Fransız projesi Fakat e, bir şekilde Dünyadaki bütün liderlerin Gittiği bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı da Avrupa Birliği üyelerinin dışında da Ülkelerin icabet etmiş olduğu Bu toplantıya Pırak'ta günübirlik bir ziyaretle Katıldı onu aslında burada Sıradışı Strateji Programı'nda gündeme getirmiştik. Dolayısıyla çok daha fazla o konuya temas etmeyeceğim. Fakat orada gerçekleşen bir olayın nasıl büyük bir rahatsızlık yarattığına dair emarelerini iki gün önce New York Times'ın yapmış olduğu haber sonrasında gördük. Hı hı. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı Çek Cumhuriyeti'nden döndükten sonra uçakta yaptığı değerlendirmede hı hı. ve sonrasındaki yaptığı değerlendirmelerde Mikotakis'in Prag'daki protokolde olmamasına rağmen protokol kurallarının dışına çıkarak bir konuşma yaparak Türkiye'yi suçlamasına son derece büyük bir tepki gösteriyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanının bu konuyla ilgili e, siyaset etme tarzını bilenler gerek uluslararası ortamda gerekse ulusal Türkiye sınırlarının içindeki ortamlarda bir haksızlık olduğunda ona karşı dilsiz şeytan rolünü bürünecek şekilde yutkunmayı tercih etmiyor ve konuyu orada direkt masanın ortasına koyuyor. Böyle bir huyu var. Bunu biz Türkiye'de biliyoruz. Ne diyor? Dilsizlik karşı haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şimdi dolayısıyla bunun protokole uygun olup olmadığını tartışanların öncelikle tartışması gereken hususun protokolde olmamasına rağmen Yunan Başbakanı Miçotakis'e şımarık çocuk muamelesi yapıp onu kürsüye çıkaranlar bunu düşünsün. Kürsüdekinin de küstah ifadelerini düşünsün. Düşünsün. Dolayısıyla eğer Cumhurbaşkanı'nın burada kullanmış olduğu haklı feveranını birilerine dert olduysa dert olmaya da devam etsin. Yani bundan bizim herhangi bir şekilde gocunacak halimiz yok. Bunu Cumhurbaşkanı saklamadı da zaten. Hem uçakta yaptığı açıklamada hem sonrasında yaptığı açıklamada beyefendi benim orada ortaya koymuş olduğum tepkiden rahatsız olmuş Avrupa Birliği'nin liderlerine de iki yüzlüsünüz diye söyledim diye söylemişti. Fakat ne hikmetse bizde bir haberi New York Times yaparsa haber olur. Hele hele bizim mahallede de ...yani bizim diyebileceğim bir malemin olduğunu düşünüyorum... ...bizimkisi, ötekisi, berikisi diye... Ötekileştirmek için ötekileştirmek değil, algılansın, için değil, anlaşılsın... ...anlaşılsın diyorsun. diye söylüyorum... ...en nihayetinde... E, ...efendime söyleyeyim... E, ...hepimizin... ...dünyaya dair bir tasavvuru var... ...bunu da gizlemiyoruz, evet. ortaya koyuyoruz... ...bu da zaten aşikar olan bir şey ama... ...benim ne söylediğimden ziyade... ...bilmem kimin ne söylediği daha değerlidir... ...öyledir yani... ...şeydir, maalesef, maalesef. maalesef böyledir bu işler... Bizde de işte Cumhurbaşkanı bu olayı açıkladıktan sonra efendim nedir konu diyen olmadı. New York Times bunu haber yaptıktan sonra kıymeti harbiyesi olduğu susun. O da şu. Miçotakis'in protokol kurallarını idiş ederekten Batı aşiretçi kafası dediğim kafanın kendisine protokol dışında konuşma hakkı vermesine isyan ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Diyor ki Avrupa Birliği olarak ve Batı olarak istisnasız bir şekilde hem Ege ile hem Kıbrıs ile ilgili konularda iki yüzlüsünüz diyor. Ve Miçotakis'in ortaya koymuş olduğu iddiaların hiçbirisinin doğru olmadığını söylüyor. Eğer bu gerçekten işlerine dert olduysa bu bizi son derece mutlu eder. eder. Söylemeseydi Sayın Cumhurbaşkanı belki kendi karakterini biz millet olarak az çok 20 yıldan bu yana bildiğimiz için o Sayın Cumhurbaşkanına dert olurdu. Sayın Cumhurbaşkanı söylemiş bu da onlara dert olsun sevgili Turgay Güler. Yunan medyası da şey yazıyor. Bir, bir saniye bile göz göze gelmediler falan filan yazıyor. işte hı hı. Yani o başkanıyla. Zaten görüşmek istedi biliyorsunuz. Evet. Görüşmeyi de daha öncesinden benim için Miço Takis artık bitmiştir. Bu konudan sonra artık Miço Takis'te görüşecek bir şeyimiz yani yok demişti. Şunu söyle. Adam yerine koyduk diyor. Türkiye'ye geldi. Kabul tabii. Ettik, ağırladık, tabii, 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 tabii. Sen ne diye Gidip el alemin kayığına biniyorsun demek istiyor. Tabii orada çünkü Türkiye'deki görüşmelerde ne konuşuldu biliyor musunuz? Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı... Yani onu da yine e, bizzat kendi ağzından aktarıyorum. Arada üçüncü taraflar olmasın biz kendi aramızdaki program problemleri... ...gerçekten kendimizin çözebilecek etkinliğe ve yetkinliğe sahip olduğumuza inanıyorum dedi diyor e, diyor Cumhurbaşkanı. Miçotakis de bunu çok olumlu karşılıyor falan. Abi bakıyorsunuz 3 dakika sonra... Amerika Birleşik Devletleri'nin senatosunda ayakta alkışlanan, Türkiye'yi suçlayan, Türkiye'ye F-16 vermeyin diyen bir Miçotakis'e konu tebdil oluyor. E ondan sonra da biliyorsunuz şey koyuldu, F-16'ların satışında Yunan hava sahasını ihlal etmeme, Suriye'de PKK-YPG'ye karşı kullanmama gibi tahtitlerle P-16 satışı verilebilecekti. Orada da Cumhurbaşkanı eğer bu şekilde rezil bir teklifle bize gelmeye devam ederlerse bize sinyal gönderenler var. Unutmasınlar ki biz farklı alternatifleri değerlendirdiğimizde sonra kendileri rahatsız oluyor diye s 400lere atıfta bulundu. Su, su, su. var. Yok daha ötesi. Yok, F16 yerine su, su olabilir. Ee, Yunanistan'ın düzeltiyorum. Türkiye'nin savunma bakanı İngiltere savunma bakanı Verisle İngiliz uçak sistemleriyle ilgili evet, bir toplantıda tabii. görüntüler verdiler. Tabii ki bu hususlar hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki military industrial complex dedikleri askeri sanayinin, savunma sanayinin siyaset üzerindeki baskısını devreye soktu. Eğer Türkiye, son cümlemi söyleyeyim, F-16 gibi yıllardan beri kullandığı sistemle ilgili siz vermez de başka alternatiflere yönelirse, Su olabilir, İngiltere olabilir, Fransa olabilir, o zaman Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma sanayinden majör bir sapma meydana getireceğinin farkına vardılar. Neden? E şimdi siz zaten kendi ihtiyaçlarınızı %70'e yaklaşmış bir oran içerisinde üretir hale gelmişsiniz. Türkiye Milli Muharip Uçağı'nı 2023'te hangardan çıkartıp... ...2029'da envantere sokmayı düşünüyor, planlıyor. Buradaki bir sapma Amerika Birleşik Devletleri'nin... Türkiye'yi kontrol etme adına kullanmış olduğu savunma sanayinden çok major bir kırılma yaşatacaktı Türkiye'ye. Ben bunun son derece etkili olduğunu düşünüyorum. Sözünü kestim. Buyurun. Ben senin sözünü kestim. Şimdi şu. Şöyle düşünün. Herkes evinde oturan herkes şöyle bir arkasına yaslansın ve şöyle düşünsün. Amerika Birleşik Devletleri sınırımızın az ötesinde Suriye'nin kuzeyinde bir PKK terör devleti kurmaya çalışıyor değil mi? Evet. Doğu Akdeniz'de de Yunanistan'la birlikte bizim yer almayacağımız bir faaliyet içerisinde. Doğru. bizim yer almamızı istemediği bir faaliyet içerisinde. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bununla mücadele etmek isteyen Türkiye'nin de elini kolunu bağlamak istiyor. Doğru mu? Doğru. Yani orada PKK'ya yönelik bir operasyonu yapamamamız için bize F-16'yı vermiyor. F-35 programından çıkarıyor. Patriotları vermiyor. F-16'yı sonrasında... verirken ne diyor? Terör örgütüne karşı kullanma, Yunanistan'a karşı Tabii. hava ihlali yapma. Tabii. Nerede kullanacağız peki Turgay Güler? Bahçede oyun oynayacağız. 30 Ağustos merasiminde evet. merasim geçişi yapacağız. Geçiş, Yok evet. öyle. Şimdi bunu istiyor. Böyle bir durumda Erdoğan'ın dışında, bu ülkede... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye talip... Günümüzde Gözümüzle gördüğümüz Bu insanlar şunu yapardı Bir Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına Zaten itiraz etmezlerdi Bunu da bize PYD, SGB bilmem ne vesaire falan Kürt, Kürt halkı orada falan Bir, bir, bir şekilde bize kamuoyuna Böyle yutturmaya çalışırlardı Yahut Amerika'nın Bu ambargosuna, bu talebine Ses çıkarmazlardı, doğru mu? Doğru. Bugün de çıkarmıyorlar zaten. Amerika sen ne diyorsun? Manyak mısın? Kafayı hmm, mı yedim falan hmm, diyen yok. Hmm. Yani sana F16 vereceğim ama bununla terörle mücadele etmeyeceksin diyen Amerika'ya muhalefetten bir tanesi ağzını açıp da siz ne diyorsunuz İlave ya? İlave yapabilir miyim abi? Tabii hemen. ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Amerika ziyareti oldu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Amerika'ya Türkiye'nin vizyonunu, çıkarlarını, isteklerini, ihtiyaçlarını, taleplerini, Türkiye Amerika arasındaki ilişkilerin ...kök sebeplerinin çözümüne dair teklifler götürmek yerine... Türkiye'nin önüne gidip? Türkiye'nin Türkiye önüne gidip Cumhurbaşkanı konuşuldu. Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçişi konuşuldu. Bunu e, gündemimizde var. Ayrıca konuyu o, gündeme getireceğiz. Konu. Ama şunu söyleyeyim. Peki bu ülkede Cumhurbaşkanlığına talip olan... ...Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun. Şu sualime cevap versin. Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde... Neden gündeminde hiçbir şekilde P-16'ların Türkiye'ye verilmemesi, verildiği takdirde iki tane şart dahilinde veriliyor olması, P-35 projesinden neden çıkartıldı, S-400'ü Türkiye neden almak durumunda kaldı, P-35 kapsamında Türkiye'nin buraya vermiş olduğu 1,5 milyar doların üzerinde Amerikan yönetimi neden yattı? Bu parayı niye vermiyorsunuz kardeşim? FETÖ'yü darbe yaptığı bilindiği halde size 50 klasörlük bilgiyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adalet makamları gönderdiği halde neden bu adama Pensilvanya'da hala yaşam hakkı tanıyorsunuz? Ya da PKK ve YPG ile olan ilişkinizi neden kesmiyorsunuz? Öldürülmüş PKK elebaşları için sizin merkezi kuvvetler komutanınız neden biz daha iyi anlayalım diye ve vampira sarımsak gösterir bir eda içerisinde PKK ve YPG'ye silah vermeye ölen teröristler için Türkçe taziye yayınlıyor diye sorduğuna şahit olan var mı? Yok. Yok. Ne yapmış? MIT'nin medya laboratuvarına gitmiş, mikroskoptan bakıp bilimin ne kadar önemli olduğunu keşfetmiş hamburger Amerika yiymiş. Birleşik Devletleri'nde 8 saatlik yolculukta hamburger yediğini kendisinden öğreniyoruz. Yanında gazeteci diye götürdükleri de nasıl Kemal Bey'in kendilerini atlattığını ballandıra ballandıra anlatıyor. Arkadaş sen mahkeme katibi değilsin. Yaz oğlum deyince yazacak, sil oğlum deyince silecek. Sen Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte o Amerika Birleşik Devletleri programını yapmak maksadıyla gazeteci olarak bulunuyorsun. Seni atlatmış, 8 saat ortada görülmemiş. Sen bunu ağzını sulandırarak, ballandırarak nasıl da bizi atlattı diye bir de utanmadan zekice yazıyorsun diyor, zekice yani. bir işte. ya. Zekice bir işti. Ya iş. Peki sen kendin bundan hiç mi gocunmadın Ne diyor orayı? Her siyasi Allah bir yavuz donatması ibetsin. Kemal Bey kendi yavuz donatını bulmuş diyor. Evet. Şimdi dolayısıyla buradan baktığımızda Kemal Bey'in ağzından Türkiye'nin bu haklı tezleriyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hiçbir makama yönelik olarak tek cümle söylemezken. New York'a gidip 41 saniye troll gibi bir Türken Vakfı binasının önünde yapmış olduğu görüntüyle gündeme gelmek Allah aşkına neyin nesidir sevgili Turgay Güler söyleyeyim söyle sorduğun için söyledim tamam. zaten uzun oldu biraz yok ee, sen herkes biz... vicdanına koysun sen de bir sorsun sen... bu tamam. söylediklerim noktasında kafasında soru işareti bizi dinleyenlerin var mı tamam. ben bu soruna cevap vereyim Kemal Kılıçdaroğlu Amerikan tezlerini ilk günden beri kabul etmiyor mu yani Suriye'ye, Suriye'deki terör unsurlarıyla mücadele etmek isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tezkede konusunda dirsek göstermedi mi? Gösterdi. Amerikan tezleriyle e örtüşmedi girmeyin mi? demedi mi? Afrine girmeyin demedi mi? Ne işimiz var şurada burada demedi Peki, mi? Peki sorma cevap tez... ver. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu yeri ve zamanı geldiğinde meclisin kürsüsünde, Yozgat'ın meydanında bilmem nerede, ikide birde niye kuvacıyım diye gürlüyor. Kuvacılık bu mudur? E, Bu mudur Mustafa var. Kemal Atatürk'ün kuvvacı gelenek diye başlatmış bir olduğu kitle var o kitleye kitle yok tabii işte başka biz de bunları şey gündeme getireceğiz. getireceğiz. Yine Amerikan tezleri S400'leri geri verin diye zıpır zıpır zıplayanlar kimler? Bunlar Amerikalıların tezleri değil mi? Patriot'u vermeyeceksin. Çünkü Rusya ile ilişkilere askıya, askıya alacaksın. Hatta ne askıya? Ambargo koyacaksın. Ambar tabii tabii. Amerikan Bunlar tezleri biz değil mi? kendimiz midemizden konuşmuyoruz. Evet. Açısından Meral Hanım'ın Rusya'nın işgali başladıktan sonra ortaya koymuş olduğu yapılacaklar listesine bu dediklerim var. var. s 400 denize atalım, Rusya'ya iade edelim, Rusya ile ilişkileri keselim, millileştirelim diyor nükleer enerji santralini. Yani bu kapatalım demek. Yani 50 tane nükleer santral yaptım da 51.yi mi millileştireceğim? Yok. Amerika Türkiye'yi Yunanistan'la ilişkilerde saldırgan olmakla suçluyor değil mi? Evet. Ünal Çeviköz'ün açıklamalarına bakın, CHP'lerin açıklamalarına bakın. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakın. Aynı dil. Aynı dil istiyorlar ki Yunanistan'a hiç ilişilmesin. Tabii, i̇stiyorlar tabii, ki tabii. Doğu Akdeniz tabii. Mavi Vatan olmasın, Yunan'ın vatanı olsun. İstiyorlar ki bunlar 15 milyon, 12 mile çıkarsınlar. Balıkesir'de senin ev, babanın evinin dibine kadar e, Yunanistan. Ya 12 milye lan derse bizim bahçeden geçiyor, geçiyor zaten. Oraya kadar gelsin. Bunlar Amerikan tezleri. Amerikan tezleri. Sen şimdi Amerikan tezlerini açıktan savunan bir insan için bana şöyle bir soru soruyorsun. Niçin Amerika'ya gidip de bu tepkiyi ortaya koymadı? Ya bu tepkiyi ortaya Türkiye'de de koysa razı değil misin? Doğru. Bırak Amerika'yı. Hani orada korkar. Türkiye'de versin bu tepkileri. Şimdi o tepkileri Amerikan tezlerine itiraz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da beğenmiyorlar. Neymiş tavrı diplomatik değilmiş. İnsaf, utanır. Diplomatik olmayanı söylüyorum Turgay Güler. Ha. Ben ilk defa hayatımda bir uluslararası toplantı ile ilgili bir konuşma yapmıyorum. Yani hayatım boyunca birçok uluslararası toplantıya katıldım. O toplantıda kimlerin hangi dakika neyi konuşacakları daha öncesinden organize edilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mitsotakis'in protokolde olmamasına rağmen defa Batı o bir şekilde... aşiretçiliği dediğim bu. Oradaki Avrupa Birliği liderlerinin kendisine göz kırpıp adeta oraya göndermiş oldukları bir Eda ile git hadi bakalım konuş sen de tezlerini dillendir gibi bir ortamın emri ile oluşturulmuş olmasına tepki koyuyor. Evet. Tepki koyuyor. Ve şöyle söyleyeyim mesela benim sürekli olarak söylediğim bir şey vardır. Bu adalarla ilgili hususu Türkiye ee, uzun zamandan bu yana ısrarlı bir şekilde dünya kamuoyunun gündemine getirmeye devam ediyor. Edecek daha farklı gelişmeler göreceğiz önümüzdeki süreçlerde. Şu söyleniyor sürekli olarak. Bu önemli bir dezenformasyon. Bu dezenformasyona karşı sıklıkla yapmış olduğum bir hatırlatmayı bir kez daha dile getirmek istiyorum. O da şu. Madem adalarla ilgili Doğu Ege Adaları, 12 Adalar, Boğazönü Adaları ile ilgili gayri askeri statüde kalması gereken adalarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Miçotakis'e de Avrupa Birliği liderlerine de veya dünya gündemine bu konuyu taşımak istiyorsa neden bugüne kadar silahlandırılırken Erdoğan'dan bir kelime bile duymadınız diye bir takım cümleler geliyor. Bakın bir daha izah ediyorum sevgili Turgay Güler. İki tane farklı problem var. Bu problemlerden bir tanesi 150'nin üzerinde ada adacık ve kayalıkla ilgili husus var. Bu hususlar egemenliği anlaşmayla devredilmemiş ada adacık ve kayalar olarak biliniyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın müçatakisle ilgili Avrupa Birliği liderleriyle ilgili gündeme getirdiği ana husus Doğu Ege Adalarıyla Boğazönü Adalarının ve 12 Adaların gayri askeri statüdeki pozisyonuyla ilgili o 152 egemenliği devredilmemiş ada ve adacıkla ilgili tepki ayrı bir konu. O da var ama hani diyorlar ya bu adalar silahlandırılırken Erdoğan niye tepki koymadı? Doğu Ege Adaları ve 12 Adalarla ilgili bu adalar bu çok önemli. Altını çiziyorum. 1960 yılından başlayarak ama 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla da adeta zirveyi teşkil edecek şekilde havalimanlarıyla, istihkamlarla, tahkim edilmiş mevzileriyle, oraya gönderilen motorize ve mekanize birlikleriyle önemli oranda silahlandırıldı ve bu silahlandırma 1980'li yıllara kadar sürdü. Şimdi geldiğimiz noktada ilk kez Türkiye vesayet sistematiği dediğimiz askeri darbelerden jüristokrasiden, parti kapatma davalarından birçok alevereden dalevereden kurtulunca ilk kez kendisini Türkiye içerisindeki sorunlarla boğuşmaktan bu tarafa dönüp bir dakikaya bu adalarla ilgili silahlandırılmayı asla kabul etmiyorum deme noktasına geldi sevgili Turgay Güler. Dolayısıyla bu hususun bu anlamda son derece önemli bir noktaya tekabül ettiğini düşünüyorum bu vakitten sonra bu adaların silahlandırılmasının uluslararası hukuka, Lozan ve Paris anlaşmalarına aleni bir şekilde nasıl aykırılık tespit ettiği 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda hatta en sonuncusu geçtiğimiz haftalar içerisinde ABD'nin vermiş olduğu zırhlı araçların adalara sevkiyatı ile ilgili görüntülerde çok net gösteriyor ki uluslararası hukuk ve anlaşmalar ayaklar altındadır. Eğer uluslararası hukuk ve bu anlaşmalar ayaklar altına alınacaksa Lozan'ın olmaması anlamına gelir ki Lozan'ın olmaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu senedi niteliğindedir. Olmaması Yunanistan açısından daha büyük sıkıntıların kapısını aralar. İşte o yüzden Türkiye diyor ki bir gece ansızın geliriz, geliriz diyor. diyor. Bu anlaşma ortadan kalkarsa adalardaki egemenliğiniz de sorgulanır diyor. Şimdi dolayısıyla İlhan Çeviköz de diyor ki bu tehdit dididir. Türkiye bundan zarar görür. Bu diplomasiye sığmaz diyor. Ya böyle olamaz işte. Yani bir tarafta niye Erdoğan adalar silahlandırılırken sesi çıkarmadı diye çok büyük bir dezenformasyonun fitilini ateşliyorsunuz. Diğer tarafta dediğinizi söylüyorsunuz. Yani Libya'da ayrı şeyler söylüyorsunuz, Azerbaycan'da ayrı şeyler söylüyorsunuz, Ukrayna'da ayrı şeyler söylüyorsunuz ama bir şey gözümüzden kaçmıyor. Bu programda dile getirdik. Bir kez daha dile getirelim. Maalesef Azerbaycan'a Türkiye silah veriyor diyen Ünal Çeviköz Ukrayna söz konusu olduğunda oraya da SİHA ve İHA vermemize rağmen maalesef Türkiye Ukrayna'ya SİHA, İHA ve silah veriyor diyememiştir. Diyemez çünkü patronluğunu yapan güçlerin Ünal Bey'in Azerbaycan'a Türkiye'nin silah vermesinden rahatsızlığını ilettiklerini düşünüyorum. Ama Ukrayna noktasında böyle bir tercihlerin olmadığını Ünal Bey'in de sahibine göre ses çıkarttığını düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar ayan beyan ortada. Türkiye'nin münasır ekonomik bölge olarak ileride ilan edebileceği kıta sahanlığıyla ilgili hususlar da Türkiye maalesef buralarda egemenlik iddia eden maksimalist bir siyaset peşinde diye neresinden tutsanız izahı mümkün olmayan ifadeler ortaya koyuyor. Bunların kabul edilme şansı yoktur. Bunları bu necip millet mutlak surette görecektir. Bunların Yunanistan ile ilgili sorunlar dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşulması konuşulmamasına niye şaşmıyorum biliyor musunuz sevgili Turgay Güler? Hı hı hı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibinde Ünal Çeviköz gibi, Selin Sayek Böke gibi bu konularla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tezlerini maksimalist bulan, doğru bulmayan, biz PKK ve YPG'nin Suriye'deki varlığına dair elimizde bir iddia yoktur diyen kişilerin götürülmesi özenle seçildiğinin en güzel göstergesi. Şimdi buradan e, konuyu getirecek Geçme. olursak. Geçme. Yok, geçmiyorum, geçmiyorum. F-16'ya getireceğim. F-16'ya gel, 16ya gelme. Gelmeyeyim mi? Gelme. Not aldım. Konuşacağım çünkü. çünkü F-16'dan daha güzel bir şeyimiz var. Nerede o ya? Hangisi? Direkt, direkt. Hangi direk? Bugün senin de benim de dikkat çektiğim bir direk vardı. Ha evet. Onu ben göndermedim. Onu bulsunlar. Şu. Evet. Onu hızlıca bir bulun. Ee, o arada ya... Söylemeyelim. Sürpriz olsun da. Bizi izleyenler, takip edenler anlamıştır. Ee, F-16'dan sen devam et. Ben F-16 önemli. Onunla ilgili devam edeyim. Şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde... Amerika Birleşik Devletleri'nin... <laughs> P-16'lar üzerindeki bu iki tahdidi yani PKK'ya PG'ye karşı kullanmayacaksın. Yunanistan'ın hava sahasını ihlal etmeyeceksin gibi iki tahdidi ortadan kaldırdığını gördük. Bunun sebeplerini Türkiye'nin alternatifleri üzerinden izah ettik. Fakat şunu unutmamak lazım. Buna bir şerh düşmek istiyorum. P-16'larımızı mevcut 30 bloktan 70 blok dediğimiz yani 4.5. nesil hava tayyaresi, muharip tayyaresi yapabilecek bir uçak seviyesine getirmesi önemli. Dolayısıyla da Türkiye buradan modernizasyon kitleri talep ediyor ki kendi milli muharip uçağını 5. nesil olarak üretinceye kadar elinde bir ara çözüm olarak dört buçuk nesil diyebileceğimiz Viper teknolojisi ve de Viper update diyebilecekleri bir hususa imza atmak istiyor. Amerika bu modernizasyon kitlerini ee, ...ve oradan alacağımız yeni F-16'ları Türkiye'ye verme noktasında Senato'daki o iki tahdidi kaldırdı. Fakat ben şuna inanıyorum. Bu da bu programda altını çizdiğimiz bir husus olsun sevgili Turgay Güler. ABD tarafından Senato versiyonunda bu hususun kaldırılması... ...önümüzdeki süreç içerisinde bunun onaylanıp Türkiye'ye gönderileceği anlamı çıkmasın. Ben 2023'ün Haziran ayındaki seçimlere kadar... Bu hususun bir şekilde beklemede tutulacağını ve Türkiye'de bir iktidar değişikliği olduğu takdirde Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde FETÖ'yü, F-35'i, S-400'ü, PKK'yı, YPG'yi, ABD terör ilişkisini hiçbir şekilde gündeme gelmeyen bir siyasi anlayış Türkiye'de iktidara gelirse Türkiye'de p 35lerin önünün açılacağını, p 35 projesine tekrar Türkiye'nin dahil edileceğini ve bunun da Yeni iktidar sahipleri tarafından Türkiye'de büyük bir başarı olarak lanse edileceğini fakat bu F-35 projesine Türkiye'nin dahil edilmesi karşılığında da Türkiye'nin üretmiş olduğu milli muharip uçak projesini yavaşlatmasını, <laughs> durdurmasını, başarıya ulaşmaması için el altından yapılması gereken bütün şartları kabul edecek bir iklimin oluşturulacağını düşünüyorum. Yani iktidar sahipleri ileride iktidar koltuğuna oturduğunda F-16'nın, FETÖ'nün, F-35'in, PKK, YPG, Amerika ilişkisinin hiçbir şekilde derdinde olmayacaklarsa Amerika Birleşik Devletleri F-35 projesini Türkiye'ye tekrar dahil ederek F-35'leri verip sarı öküzümüzü yani milli muharip uçağı dahil olmak üzere önemli savunma sanayi üretimimizi, projelerimizi inkitaya uğratacak bazı şeylerin sözünü almak isteyecektir. Bunu bugünden söylüyorum. 2023'ün Haziran'ında millet ne takdir ederse elbette ki başımızın üstünde yeri vardır. Bu ülke ilk defa iktidar el değiştirmeyecek. Millet takdir ederse devam eder. Millet takdir ederse kimi cumhurbaşkanı görmek istiyorlarsa öyle devam eder. Ama yarın bir gün Allah göstermesin F-35 projesini bizi veriyoruz. Karşılığında da milli muharip uçak projesini iptal, ediniz. iptal edin, durdurun diye ...konular Türkiye'nin gündemine gelip de tartışılmaya başlarsa... ...o zaman diyeceğim ki Turgay Güler çıkart arşivden bugünkü programı... nasıl bunu bas, bas, ortaya koyacağız diyeceğim sana. Evet. Ama Allah o günleri göstermesin. Şimdi verme bunu, verme, verme. Sana bir tweet gö göstereceğim. Skandal... ...fecaat... ...yenilir yutulur değil... ...ve ne zaman atıldı? Az önce atıldı. Kim attı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun akrabası attı bu tweet'i. Hakikaten yenilir yutulur değil. Ama bir bir zihinsel arşivimize gidelim birlikte. Biz burada aylarca Kandil'in bir çağrısı vardı. Hatırlarsın değil mi? O rehinelerin aldıkları rehin aldıkları kaçırdıkları o kaç kişiydi 13 kişi miydi o civarda evet 13 Gare'deki Gare'deki şehitlerimizi diyorsun Tabii. Evet. Şimdi o o o olaylardan sonra o günlerde falan Kandil ne diyordu? Dökülseydiniz sokağa biz ortamı hazırladık Ortamı hazırladık Videosunu izlettik burada Tabi duran kalkan da Tabi duran kalkan Yangın yerine çevirseydiniz ortalığı Bak 13 tanesini orada şehit ettik Evet Size, Size hazırladık, hazırladık ortamı Hatırladın değil Ama mi? siz muhalefet olarak üstünüze düşeni yapmadınız, yapmadınız. diyor Hatırladım i̇şte, tabii ki Defalarca çeşitli bahanelerle Sokak çağrısı yaptığını Hatırladık değil mi? Evet Tamam. Bu, bu aklımızın bir köşesinde kalsın Şimdi Yaklaşık Yarım saat önce CHP'de milletvekilliği yapmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemşehrisi Ver Ömer Hüseyin Aygün şok olacaksın şimdi. Allah Allah akrabası evet doğru. Şu, milletvekili. Milletvekili de şu tweet'e attı. Kemal Bey'in video video muhalefetinde sona geldik. Ekonomi onları götürecek. Sokağa eyleme gerek yok tezleri çöktü. Anketlere göre Erdoğan-Bahçeli ittifakı farkı kapatıyor. Şimdi ne olacak Kemal Bey? Altılı masa. Gerçek muhalefete var mısınız? Yoksa yine ve yeni bir hezimet mi? Burada tabii gerçek muhalefetten... ...Hüseyin Aygül'ü tanıyan birisi yok. olarak ne olduğunu anlıyoruz biz. Tabii. Sokağa eyleme gerek yok. Heh. Tabii. Gerçek muhalefet sokağa eyleme gerek var. Demek. Diyor tabii. Biz Hüseyin Aygül'ü tanırız. Şimdi burada... Ne var biliyor musun? Anketlere göre Erdoğan-Bahçeli ittifakı farkı kapatıyor. Fark Bu yok. ne demek biliyor musun? Bu millet Erdoğan'a ve Bahçeli'ye oy verecek, onları yine iktidar yapacak. Bak, millet yapacak, millet yapacak. Şimdi kendi söylüyor, ben söylemiyorum. gezinin versiyonlarını dökün ortaya diyor. Ha, yani milletin iradesini boş verin siz, gereğini yapın diyor. Bak, Hüseyin Aygün'e buradan seslenelim. Bu cümlelerini hayata dökmezsen namertsin. Heh. Bunu diyorum. Sen başla. Sen başlat. <laughs> Sen başlat Sen başlat. Madem öyle ya bu ha. bu bu yenilir yutulur değil İyi. yani. Şimdi millet millet bunları izliyor. Alın bunu. Millet bunları izliyor. Burada ne görüyoruz biz? Burada şunu görüyoruz. PKK ve uzantılarını sadece HDP içinde aramanıza gerek yok değil Ve bunu hep söylüyoruz ki zaten. Sadece HDP için de aramanıza gerek Şimdi ver o direği ver direği. Bu Enes Kanter sonra bu 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 alçak bu namussuz soyadını Enes Gülen olarak değiştirdi. Enes Kanter Gülen. Sonra elebaşının iş çamaşırlarını gönderdiği kişidir. Evet. Ya Aleniye tabii. olduğu için söylüyorum. Tabii. Sonra bir daha değiştirdi. E, ee, yaptı. Hmm. Özgürlük değil mi? Tabi tabi tabi. Freedom. Yani Yunanistan'da hürriyeti yaşamış. Türkiye demir perdenin arkasında yaşayan 85 milyon insan var. Ama Yunanistan'a gittiğinde hürriyetine kavuşmuş. Yalnız bu Yunan bayrağı aşkından çok direk aşkına benziyor Yusuf Alabarda. ...Turgay Güler ee, olabilir yani... E, ...çok yüklenmemesi de lazım tabii ki... Evet. ...yıkılır mıkılır orada... ...kırılır... ...şimdi Yusuf Alabar da... ...bu alçak... ...bu haysiyetsiz, bu vatansız... ...bu cibiliyetsiz... ...bilmiyor mu... ...böyle bir pozun... ...Türkiye'de bu ülkenin... ...vatandaşlarını rahatsız eder. Zaten rahatsız ol diye yapıyor. Hı. Biliyor değil mi? Tabii biliyor. Bilmiyor mu böyle bir pozun karşılığı hain ihanettir? Çünkü böylesi bir günde Yunanistan'da veriyor bu pozu. Bilmiyor tabii, tabii, mu bunu? Tabii. Biliyor. Bugün Yunanlı birkaç gazeteci Türkiye'de hürriyetin olmayıp Yunanistan'da gerçek hürriyetin olduğuna dair paylaşımlar yaptı. Evet. Ama bunlarla aynı fikirde olanlar, Enes Kanter FETÖ'nün iş çamaşırlarını koklasın diye gönderildiği kişi. Kendileri bunu kendileri paylaştıkları için söylüyorum. Yani bu bir komple teorisi değil. Şimdi Enes Bayrağı'n FETÖ elebaşısının iş çamaşırlarını koklayarak vermiş olduğu pozlar, açıklamalar sadece Enes Kantere ait değil. Bu ülkede Peygamber ocağının üniformasını giymiş, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kutsal bir ocağın üniformasını giymiş alçak adamlar. ...helikopteriyle Yunan'a sığındı... ...halbuki Yunan'a karşı mücadele etmek için... ...yetiştirildi... ...şimdi dolayısıyla benim söylemiş olduğum bir şey vardır... ...15 Temmuz'dan sonra... ...şu kadar pilot eksiği var... ...Türk Hava Kuvvetleri ne yapacak hatırlıyor musun o dönemleri... ...yandık Türk, bittik Türk, öldük. Ya öldük... ...silahlı kuvvetler harba yapamaz... 40 gün sonra girdiğiniz takdirde çıkamazsınız diyen Genelkurmay Başkanı eskisine nazire yaparcasına Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3000 daha eşliği etkisiz hale getirdi. Ne Azez'i bıraktı, ne Cerablus'u bıraktı, ne de efendime söyleyeyim Elbab'ı bıraktı orada. Hatta dediler ki Elbaba girmeyin, Akil Tepesi'ne hiç gitmeyin. Ya niye orada DAEŞ var? Hani buna karşı mücadele ediyorduk. Ya dediler boşver. Orada şehitlerimiz oldu. Bugün geldiğimiz noktada Ukrayna sahasında cep telefonu üzerinden koordinatlarının batı tarafından Ukrayna istihbaratı ve silahlı kuvvetleriyle paylaşılıp 50'nin üzerinde Rus generalinin öldürülmesinden geriye filmi sardığımda ne görüyorum? Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yer ve lokasyonları da bizzat DAEŞ dahil olmak üzere bu terör örgütleriyle birileri tarafından paylaşıldı sevgili Turgay Güler. Aha da bu programın dışında bu konuyu gündeme getiren başkaca da bir programın olduğunu zannetmiyorum. Yok zaten. Söylüyorum da. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Ee, en öldük bittiğimiz dediğimiz anda çıktım bir gün ekrana o zaman şu söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'dan çok daha güçlüdür. 14 Aynen Temmuz'da öyle. mukayese edilmeyecek. O zaman o zaman. Evet, evet. Şimdi zaten güçlü elhamdülillah. O yüzden şunu söylüyorum. Aslında ifraz etmek, Onların Yunanistan'a helikopterle kaçması, birinin Nordic Monitor tur bunun bunun, kurması, da, bunun direğe sarılması falan, bunu bunun, bunun e, işte kokladığı donun sahibi de Yunanistan'a göz kırpıyor şu sıralar. Onu hatırlatır mısın? Çünkü o pas geçilen bir evet. konu. Yani Hı. bir Yunan ekamet ekaterini ek 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 e, bir röportaj yapıyor. Yapıyorum. Röportaj yarıda kalıyor. Röportaj esnasında Yunanlıların nasıl hürriyet aşkıyla dolu olduğuna dair açıklamalar yapıyor Tetolak Gülen. Ve röportaj daha sonra rahatsızlandım dediği için yarıda kalıyor. Akademiden de, de var. çıkıyor. Diyor ki ben hain miyim? Hainin babasısın sen. Hainin babasısın babası. Hainin Neyse bir şey diyeceğim. Şimdi. Evet, buradan devam edelim. Şuna Görelim işte. Yani budur. Şuna ilişkin Yani şey buna soracağım. niye şaşmıyorum biliyor musun Turgay Güler? Ya fikirdaşları Helikopterle Yunan'a sığınmış... Enes direğe sarılsa ne olur? Şimdi ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Bir soru soracağım. Bunların hain olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Biliyoruz. Hakan çıkıcı çıkıt diye ben hain miyim ya bu senin arkadaşın. Bu senin Çık arkadaşın. Çek kelamet. Hadi et. O bayrak direği var ya diye söze başla Enes Kantere. Hiç mi utanmadın de. Ha? O bayrak direğiyle niye öyle poz Soruyorsun veriyorsun? Hadi, be? hadi. Şimdi soru şu. Bu bir rezillik, bu bir alçaklık. Yani yayında olmasak, yayın arası olsa, biz bize konuşurken olsa ben neler söylerim. Eyvallah. Sen de neler söylersin. Söyledik kabul etsin seyircilerimiz. Evet, eyvallah. Şimdi bu pozu verme cesareti nereden geliyor? Bak soru bu. Güzel. ha Bir düşünün. Fethullah... Yunanistan'dan gelmiyor. Yunanistan'dan gelmiyor. Yunanistan'dan Peki, gelmiyor. Peki bir soru daha. Maalesef Azerbaycan'a silah verdik diyebilme cesareti nereden geliyor? O da Yunanistan'dan gelmiyor. Peki bir tabak mezeye Kıbrıs'ı verebilme cesareti nereden geliyor? Ya. Peki Kıbrıs'ı Kıbrıslara bırakalım deme cesareti nereden geliyor? Peki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele için ihtiyaç duyduğu tezkereye hayır deme cesareti nereden geliyor? Peki... Libya'da Libya'da Hafter'in safında yer tutma cesareti nereden geliyor? Peki Ünal Çeviköz'ün bir başka versiyonu, kankası, ruh ikizi Ahmet Kamil Eroza'nın Libya'ya kaç asker gönderdik? Kaç silah gönderdik? Ne türden kaç silahlar gönderdik? Var. Kaç mitçimiz var? şeklindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği soru önergesi ...bu önergeyi verme cesareti nereden geliyor? İşte bana hemen cevabını vereyim. He. Bunların işleyiş mekanizmasının kendi içerisinde ikiye ayrıldığını düşünüyorum. Planın yapıldığı, içeride iz düşümlerinin olduğu. Planın yapıldığı yer hiç kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Plan dışarıda yapılıyor. Bunu artık çok net bir şekilde 15 Temmuz'dan bu yana görüyoruz ki... ...1960'a kadar uzatabiliriz ee, hususu 27 Mayıs'a kadar. Şimdi planın yapıldığı yer ile içeride harekete geçirdikleri iz düşümleri bir mekanizma üzerinden birbiriyle irtibatlı çalışıyor. Dışarıdan plan yapıldıktan sonra içerideki sistematiğin dışarıdakiyle eş güdümlü olarak aynı minvalde açıklamalar yapması bu mekanizmanın nasıl muazzam bir şekilde işlediğini de gösteriyor. Dolayısıyla benim biraz önce söylemiş olduğum Azerbaycan'a Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ...beşinci nesil savunma sanayi ürünlerini vermesinden kim rahatsız oldu? Sınırımızın 30 kilometre yanında gözyaşı döken Nancy Pelosi rahatsız oldu değil mi? Amerikan tezleri diye. O orada yalnız ya. ağlamadı. Heh. O orada ağlayınca içerideki iz düşünü kendisine evet. görev adletti. Böyle çalışıyor mekanizma. Şimdi Hüseyin Aygün'ün tweetini bir daha ver. Bu konuya ilişkin ben size bir şey söyleyeyim. Aslında Hüseyin Aygün'ün şu orta kısımda söylediği bir doğru var... Bu doğruyu biz söylediğimiz zaman bazıları kıyameti koparıyor. Ben de Hüseyin Aygün'ün dediği gibi olduğunu düşünüyorum. Ama bazıları düşünmüyor. O halde Hüseyin Aygün'e cevap vermek CHP'lere düşer. Hayır. Altılı Masa'ya soruyor. Altılı Masa'ya da düşer. Meral Hanım'a düşer. Yok ben başka bir yer gördüm. Tamam. Diyor ki ekonomi onları götürecek. Sokağa eyleme gerek yok teziniz çöktü diyor. Niye çöktü peki? Ekonomi düzeldi diyor. Çünkü şöyle sorunlara millet bütün sıkıntılara rağmen neşter atıldığını görüyor. Gördü diyor değil mi? Şimdi? Diyor ki yani tamam ben anketlere göre de diyor. Bir sıkıntım var ama bu konuyla ilgili birçok EYT'si 3600'ü, gaz desteği bilmem nesi, KYK'sı OKK'sı, boşta tabii e, askeri ücretlerden arandırılması, sosyal konut projesi birçok noktada bir şekilde neşter üstüne neşter atmaya çalışan bir cumhurbaşkanı portresi var. Diğer tarafta da Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde New York'ta 41 saniye video çekme derdine düşmüş, Türkiye gibi muazzam büyüklüğe gelmiş bir devletin yönetimine talip olan stratejik zerre vizyonu olmayan bir Kemal Kılıçdaroğlu gerçeği Şimdi, var. Şimdi şunu bir daha söyleyeyim molaya gideceğiz. Tamam. Şuraya dikkat et ne olur. Ekonomi onları götürecek, sokağa eyleme gerek yok teziniz çöktü diyor. Niye mi çöktü diyor? Anketlere göre Erdoğan Bahçeli ittifakı farkı kapatıyor diyor. Tamam? Farkı açıyor da olabilir o. Evet, farkı açıyor. Ya diyor. öyle de düşün. Farkı açıyor. Olabilir. Şimdi biz küçük bir molaya gidelim, biraz az bir şey soluklanalım. Yusuf Alavardaya bir çay ikram edeyim. Ben de içeyim. Siz de çaylarınızı doldurun. Çaylarınızı yudumlarken biz de geri dönmüş olalım. Az sonra buradayız. Evet yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir de şu mesele var değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu Yunan Genelkurmay Başkanı'nın Sakız Adası'ndaki provokasyonu. Evet. Şimdi tabii bunlar birbiriyle irtibatlı. Yani bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nde özel yetiştirilme adamlar Yunan bayrağının direğine sarmayan provokasyonlar devam ediyor. Şimdi hatırlayalım. iki hafta önce yine burada gündeme getirmiştik. Yunan Savunma Bakanı Meis'ten ...ben bir Türkiye'ye yüzüp gelsem mi... ...çok da yakınmış buradan gibi... ...bir takım cümleler... E, ...sarf ederek provoke etmeye çalışıyordu. Tabii hmm. ki Yunan Savunma Bakanı... ...ya da Yunan Cumhurbaşkanı hanımefendi... ...Meis'e geldi... ...orada işte Meis liderle kahve içti diye... ...Yunanistan'a savaş ilan edecek halimiz yok. E, Türkiye'nin derdinin de... ...Yunanistan'ın buradaki... ...bu ziyaretlerinin olmadığını biliyoruz ama... ...bu provokasyonlarla... ...Türkiye aslında bir erken doğum diye nitelendirebileceğimiz de bir doğum'a e, adım atması ile ilgili zorlanıyor gibi geliyor. Tabii ki Yunan Genelkurmay Başkanı'nın da bugün Sakız Adasına gidip muzaffer olmaya hazırız diye bir takım söylemler e, gündeme getirdi ki o ziyaretine dair bir fotoğraf vardı. İsterseniz onu bir isteyelim şeyden e, sevgili Ömer'den. Ömer. E, numarasını 10, e, 10 numaralı fotoğraf. Ee, Sakız Adası malumunuz olduğu üzere Çeşme'nin hemen karşısında yer alan Doğu Ege Adaları içerisinde <laughs> Lozan Anlaşması'nın ilgili hükmü gereği gayri askeri statüde olması gereken bir adaya gidip burada sakin bir takım açıklamalar yaptı ki AK Parti sözcüsü Sayın Çelik de bu konuyla ilgili Yunan Genel Kurmay Başkanı'nı ergen gibi ifadeler kullanmakla Kaşıntı ziyareti suçladı. değil mi bu? Evet tabii ki öyle. Yani e, söylüyoruz yazık olur gir, e, şeye adalara diye. E, fakat anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Yani muzaffer olmaya hazırız. Ne yapacaksınız? Yani Sakız'dan asker çıkartıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni işgal mi etmeyi planlıyorsunuz. Nesiniz, kimsiniz? Yani gücünüz terazide kaç okkaya tekabül ediyor? Bir insan bunları bilmez mi? Şimdi ben bununla ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ukrayna'nın bu ekran görüntüsü kalsın. Ukrayna'nın biliyorsunuz bir yılan adası vardı. O Yılan Adası Yunan Ukrayna ana karasına son derece yakın ve harp başladığında Rusya'nın işgali başladığında oradaki askerlerin sonuna kadar direnip öldüğüne dair bir efsane ortaya atıldı. Batı medyası biliyorsunuz bu konuda çok mahir Ukrayna'nın yanında yer alma noktasında ki ben Rusya'nın işgalini tereddütsüz işgal kabul ediyorum. Fakat Batı medyasının da bu konuyla ilgili ortaya koyduğu tavrı da gözden kaçırmıyorum. eee Sonra açığa çıktı ki o yılan adasındakiler teslim olmuş. Neyse Rusya oraya Yunan kendi Rus donanmasından bir filoyu gönderdi. Kruvazörleri, gemileri falan vardı. Bir iptidai gemi savar füzesiyle efendime söyleyeyim Moskva kruvazörünü yılan adası açıklarında batırdı. Ben bununla ilgili hatta bir köşe yazısı da yazdım. Neden önemli? Çünkü İkinci Cihan Harbi'nden bu yana batırılan ilk kruvazördü bu sevgili Turgay Güler. Dolayısıyla bu kruvazörün batışı Rusya açısından son derece kritik kararlar almasına sebebiyet verdi. Ve mevcut filosunu Ukrayna sınırlarından daha güneye yani Karadeniz'in güneyine doğru Türkiye'ye daha yakın bir noktaya doğru çekti ki Ukrayna'dan atılabilecek gemi savar füzelerinden donanmasını koruyabilmek için. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Ukrayna gibi kapasitesi limitli bir devletin Rusya gibi devasa bir donanması, nükleer donanması olan bir devletin kruvazörlerini kendi ana karasına yaklaştırmadığı ikinci Cihan Harbi'nden beri batan ilk kruvazör olma özelliğini Moskova üzerinden Rusya'ya tattırdığını biliyoruz. Şimdi sen zannediyor musun? Muzaffer olmaya hazırız falan diyorsun. Ya bu Sakız Adası dediğin yer benim sınırlarımın 3 kilometre dibinde. Uh -huh. Sen oraya yapmış olduğun bugüne kadar döfakte bir şekilde yerleştirmiş olduğun askeri yapıyla bir füze atabilirsin, iki füze atabilirsin, ama üçüncü füzeyi atmaya kalktığında o adanın yerinde yerler esecek şekilde karşılık bulur bir. İkincisi sen Atina'dan, Selanik'ten, Volos'tan bir şekilde ikmale iyaşeye savaşı idame ettirme noktasında... bir gayret içine girdiğinde... ben senin... Atina'dan kalkan, Selanik'ten kalkan... Volos'tan kalkan... limanlarından kalkan... ikmal gemilerini, iyaşe gemilerini... savaş gemilerini... o adaların dibine yaklaştırır mıyım? Hiç düşündün mü bunu yani? Mesela Tayfun'un tadına bakmak isteyen... ilk e, ülke sen olursun değil Gibi, mi? Mesela? Tabii bak şunu söyleyeyim... onu hemen getirelim... Yunanistan'da Atina'nın hemen dibinde bir Hidra Adası vardır. Bu Hidra Adası'na Türkiye bir harekat yapmaya kalksa, örneğin Marmaris'teki deniz üstümüzden işte ya da İzmir'den, Ege Denizi'nin herhangi bir yerinden oraya yönelik bir askeri müdahale yapmaya kalktığımızda, Ege Denizi'ni baştan başa geçecek donanmamızın birçok planı yapması lazım. Çünkü çok zordur. Mesela şöyle düşünelim. Atina'nın hemen dibindeki iki tane adanın Türkiye'ye ait olduğunu düşünelim. Şimdi Türkiye'nin ana karasından kalkıp ta Atina'nın dibindeki adaları yaşa etmesi, ikmal etmesi bir de oradan muzafferiyete hazır olacak şekilde cümleler kurması abes ile iştigal. Şakacılar. E, tabii ki yani ben sana bu imkanı tanır mıyım? İşte Türkiye bu konuda Yunanistan'ın ortaya koymuş olduğu bir takım söylemler var. Maalesef bazı televizyon kanallarında ağzının ayarı kaçmış bir takım uzmanların işte Yunanistan'ın hava anlamında çok önemli yatırımlar yaptığını efendime söyleyeyim işte bu almış olduğu sistemlerle büyük zayiatlar verebileceğini Türkiye'ye falan dillendirmeye başladılar. Ya bizim Karadenizliler ev yapımı biliyorsun silahla ev diyorum bile evet. ev ev ve el yapımı silahlarda mahirdirler. Yani soba borusundan bir şey üretse yine o adaları vururuz. Biz. Kıbrıs'ta ...soba borusundan üretilme silahlarla... ...Rauf Denktaş'la... <laughs> ...Türk Mukavemet Teşkilatları... ...önemli mücadeleler verdi... ...dediğini küçümsemiyorum... ...aslında... ...muharebe sahası... ...sevgili Turgay Güler... ...rakibini küçümseyen... ...liderlerin yenilgileriyle doludur... doludur. ...şimdi Çünkü küçümsemiyoruz soba... Yunanistan'ı... ...fakat şunu söylüyoruz yani... ...yani şöyle bir şey var... ...elin kedisiyle fare avlanmaz... ...elin kedisiyle... ...fare avlanmaz... ...sen... ...Yunanistan olarak farklı ülkelerden almış olduğun silah sistemlerini biz tabii ki tehdit olarak görüyoruz. Ama bizim mukabil ortaya koyduğumuz hususlar var. Türkiye 7-10 dengesini değiştirdiği için Amerika senin yanında zaten. 80'lerin, 70'lerin, 60'ların Türkiye'si devam etmiş olsaydı 7'ye 10 dengesi, vagon siyaseti yani Amerika lokomotif olarak nereye giderse takip et. Ee, Yunanistan Başbakanı'nın yanından işte fıstık al. Ne güzel ilişkiler. Ama böyle değil. Türkiye bu 7-10 dengesini değiştirdiği için Amerika'yı ve Batı'yı senin yanında görüyoruz zaten. Türkiye'nin işte bu mukabil atmış olduğu tedbirlerden bir tanesi de Tayfun balistik füzesi. Bugün, bugüne ait bir gelişme. Evet. Hani şöyle olmasın. Yusuf Alabardağ ile Turgay Güler bir program yapıyorlar. Nerede bayat gelişme var? Döndürüp dolaştırıp aynı hususları gündeme getiriyorlar demesinler. Diyenler çıkabilir. Hay bir de şöyle bir yanılgıya düşmesinler. Biz burada çok balistik füze gösterdik. Gösterdik. Tabii çok... orayı gösterdik. Yıldırımı oh. gösterdik. Nelerdir? Bu o değil. Bu değil. Bu yeni. Bu bugün denendi. Bununla ilgili de ayrı bir değerlendirme yapacağım Rize Havalimanı üzerinden. Hı -hı. İstersen bir görüntüsünü VTR 9'u bir izlet bize Ömer. çıkış anı çok enteresan ya baksana. Yani işte o 565 kilometre gidebilmesi için evet. böyle bir çıkış şovunun yapması gerekiyor herhalde. Nasıl görüntüler? o yüzden sormak, bu millet tabii ki bu millet müsterih uyusun, bu millet rahat uyusun. Bununla ilgili birkaç şimdi değerlendirme yapmak istiyorum. O da şu, Türkiye çok kritik bir hamle ile cevap verdi. Sadece Yunanistan'a verilmiş bir cevap değildi bu. Hiç kuşkusuz bu Fransa dahil olmak üzere Yunanistan'ı sürekli olarak sırtını sıvazlayarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı sürekli motive edenlere de verilmiş bir cevaptı. En son Macron Toulouse'dan Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını arama noktasında son derece kararlı bir duruş sergileyince iki husus yaptı Türkiye. Yüzbaşı Ertuğrul'un Antalya'daki anıtında bir anma merasimi gerçekleştirdi ki Yüzbaşı Ertuğrul Fransız uçak gemisini Akdeniz'in sularına göndermiş tarihteki ilk zabittir. Yani çok önemli. Fransa'nın uçak gemisini tarihte Akdeniz'in sularına göndermiş ilk zabittir. İnanmayan girsin baksın. Baksın tabii ki tabii ki. Şey yani bilinen bir husus. Fransız bizden Yok. daha iyi biliyor. Biliniyor da ben espriyat. Eyvallah. Bununla ilgili Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj önemliydi. Aynı gün sevgili Turgay Güler 150 kilometre öteye koyulmuş bir deniz hedefine... Atmaca gemi savar füzesiyle Türkiye bir atış gerçekleştirdi. Sıfır hata ile 150 kilometre ötedeki gemi hedef olarak koyulmuş olan gemi batırıldı. Şimdi Türkiye'nin verdiği bu mesajlar tabii ki batı tarafından alınıyor. İlla bu hususları efendime söyleyeyim savaşarak vermezsiniz. Bu tür mesajlarla da verirsiniz. Mesela bir elektronik harp ile Batı'nın Fransız donanmasına ait bir unsuru nasıl kilitler hale getirdiğini hep birlikte izlemiştir. Bundan 3 hafta önce Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir insansız deniz araçlarının Akdeniz'in ve Ege'nin sularında elektronik harp faaliyeti yerine getirecek şekilde teşhis edildiğini söyledi. İzleyicilerimiz anlasın. Evet anlatacağım. Harp faaliyeti. Yani bir insansız gemi, insansız deniz aracı silah taşıyan gemilerimiz olduğu gibi deniz vasıtalarına Yunan donanmasını hedef alabilecek. Kafa karıştıran. Kafa karıştıran o gemilerin sinyallerini birbirleriyle irtibatlarını kesecek. Önemli bir elektronik harp vasıtası taşıyan ve sularda insansız bir şekilde gezinen sistemler ortaya koyuyor. Bu ne demek? Yunanistan'ın ya da Avrupa Birliği'ne ait farklı bir ülkenin donanmasının gemileri arasındaki bütün iletişimi, bütün muhabereyi olduğu gibi etkisiz kılabilecek bir sistem demek. Bir Birbirini... Fransız gemisiyle karşılaştığımızda kör etmişti. Kör Atabiz'den. etmişti tabii. Şimdi bu çok önemli. Yani donanmasının unsurlarının birbirleriyle haberleşemediği, efendime söyleyeyim birbirleriyle görüşemediği, senkronize bir deniz harekatı yürütemediği bir ortama konu getirilir. Şimdi Türkiye bununla ne demek istiyor? Öncelikle olarak şunu söyleyeyim. Nereden fırlatıldı? Rize Artvin Havalimanı'ndan. Yeni açtığımız. Yeni denize dolgu yapılarak oluşturulmuş olunan liman Milli Savunma Bakanlığı'na ait aprondan ifadesi kullanılıyor. Demek ki bu havalimanında. Bu havalimanı ve buna benzer havalimanlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis etmiş olduğu bir takım alanlar var. Biz bunu görüyoruz. Şimdi ne gereği vardı bu havalimanında? İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir pist ...halihazırda acil inişler devlet başkanları tayyareleri de dahil olmak üzere iniş kalkış için kulesiyle birlikte muhafaza edilirken sürekli olarak şu söylendi. Bu pistler 12 milyar dolar. Öyle değil tabii ki. Bu pistlere niye yazık ediliyor? 50 defa söylendi. Pistin bir tanesi açık, diğer pist değiştirildi. Diyelim ki söyledikleri söylemde haklılar. ...hani o pistler gerçekten muhafaza edilsin noktasını savunan insanlar var diye bir onlara iyi niyet kartı verelim. Niye görmüyorsunuz bunları? Türkiye'de kaç tane havalimanı yapıldı? Siz diyorsunuz ki harp durumunda acil uçaklarımız inecek. Bilmem ne yapacak. Ya Türkiye'ye son 20 yılda 50 tane havalimanı 70'in üzerinde pist yapıldı. Niye görmüyorsunuz bunları? Ve görüyoruz Madem ki... hakkı terennüm ediyorsunuz bunları niye söylemiyorsunuz? Ve bir de görüyoruz ki bu havalimanları yapılırken aynı zamanda bir şey düşünülmüş. Apron orada. bırakılmış da burası Milli Savunma Bakanlığı'nın apronu olarak tahsis edilmiş. Nereden biliyoruz? Açıklamadan biliyoruz. Şimdi <laughs> bu bir. İkinci verilen mesaj Türkiye Yıldırım ve Bora isimli füze sistemlerinden sonra üçüncü füze sistemini devreye soktu. Yıldırım 150 kilometre mesafede hedefleri imha ediyor. Bora bu konuyla ilgili çok önemli bir başarıydı sevgili Turgay Güler. 280 kilometredeki hedefi İran kuzeyinde de denendi. Sıfır hata ile vurduğuna hep birlikte Bora'nın şahitlik ettik. Neden 280 kilometre? Çünkü Türkiye Bora'yı denediğinde füze rejimi protokolü diye bir protokol var. 300 kilometre ve 5 menzil 500 kilometre harp başlığının altında olsun isteniliyor. Bu uluslararası müeyyide değil. Bu bir protokol. Yani genelde bu protokolle sizin uymanızı istiyorlar. Bora ile Türkiye şu mesajı verdi. Ben, bu protokole uyarız. He, ben bu protokole uyarım ama istersem de bunu çok rahatlıkla arttırabilirim. Çünkü <laughs> 280 kilometre menzili yapanın 500 kilometrelik menzili yapmaması için bir neden yoktu. Hadi karikatüze edeyim. Barutu biraz daha atırsan 500 gider. Kömürü biraz daha diyelim. Evet. Kömür... <laughs> o hızlı tren. <laughs> hızlı tren evet. Öyle diyordu ya. Evet. O yüzden dedim. Şimdi bu Bora'da 470 kilogramlık harp başlığı kullanıldı. Çünkü limit 500'dü. Şimdi Türkiye Yıldırım ve Bora'dan sonra harp başlığı taşıyan ve kısa menzilli balistik füze kategorisinde olan bir füze sistemini bugün itibarıyla %100 başarıyla test etti. Bakın coğrafyayı aklımıza getirelim. Rize Artvin Havalimanı'nda ta Gürcistan hududundan de diyelim işte Artvin'de dahil edersek Sinop'taki 561 kilometre ötedeki hedefi vurdu. 280 kilometre Atina için yeterliydi. 280 kilometre Bora'nın menzili Selanik için yeterliydi. Türkiye şimdi diyor ki ben 458 saniye içinde rakamlar açıklandığı için söylüyorum. 561 kilometre ötedeki hedefi vurdum. Yani Aynı şartları Türkiye'nin belli bölgelerinde konuşlanmış Bora, Yıldırım ve Tayfun gibi balistik özellik taşıyan füze sistemlerini ateşlediğimde sadece 450 saniye içerisinde yani 6 dakika içerisinde 7 dakika içinde bir dakika sen bunu götürür Edirne sınırına koyarsan 2 dakika içerisinde. Ha tabii. Tabii. Tamam mı? Tabii tabii. Güzel bir nokta. Ama şöyle yani düşünebilirsin. İnsanlar şöyle düşünebilir o yüzden dedim. Ya yani 7 dakika dan daha az olsaydı keşke 7 dakika kısa mı uzun mu var. gerek yok Tabii. yani bundan ülkenin dört bir yanına yerleştirirsin. bir de yine hani insanlarımız bilir de ben yine de söyleyeyim 560 küsür 65 kilometre ya bu evet. Rize'de kullanmana gerek yok Ağrı'ya kullanırsın Oradan yukarıdaki düşmana. Tabi. Şırnağa koyarsın, Cizre'ye koyarsın. Mardin'e koyarsın. gerek yok, getir senin memleketin daha Malatya'ya Malatya koy, koy, Elazığ'a koy, fark etme. 563'ü çektiğinde az değil yani. Önemli mesafe yani. o. Dolayısıyla şimdi şunu söylüyor tabi Türkiye. Şimdi sen Rafael uçağı aldın. Çıkıyorsunuz diyorsunuz ki ekranda <laughs> Rafael uçakları işte Ankara'ya kadar gelir, Türkiye'deki savunma sanayini vurur ve geri döner. Öyle değil diyor Türkiye. Diyor ki sen Rafael uçaklarını kaldırırsın. Kalktığını anladığım an havada karşılanmıyor. Sadece o havada ya hava savunma sistemiyle karşılayacak zaten. O ayrı bir şey. Ama kalktığın an 6. dakikada da tekerleğin yerden ayrıldığında 7. dakika içerisinde en uzak noktaya bile koymuş olsam Atina'nın, Selanik'in, Girit'in, Hanya'nın, Retimno'nun, Rodos'un, Hatta Epir bölgesinin yani Adriyatik Denizi'ne bakan kısmın Parga'nın Eski Atina, Eski Selanik, Eski Volos, Eski Larisa olmadığını görürsün. Evet. Bak bu önemli. Bir de... Ha bu tehdit mi? Savaşçı ırk evet. mı? Hı. Ne yani? Sakıza gelmiş Genelkurmay Başkanının ergen açıklamalarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti yutkunacağını mı zannediyordunuz? Hı. O uçağı Oradan kaldırırsın Atina'dan... İnemezsin... inemezsin. İndirecek Bravo. havalimanı bulamazsın. Gider Macron'un havalimanına ha. inersin. 7 7 dakika sonra ülkende havalimanı bulamazsın. Macron'un havalimanına inmek zorunda kalırsın. Komşularına da sığınamazsın. 561'in içerisinde o da var. Evet. Bu 561'i de küçümsemeyin. Bu 761 de olur. Olur. Tamam mı? Bugün dolayısıyla Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu Tayfun füze sistemini bu perspektiften anlamak lazım. Bu Anlayan kafalar, gören gözler, duyan kulaklar açısından verilmiş çok önemli bir mesajdı Yunanistan'a. Meis'ten yüzmeye mi gidersin? Sakız Adası'nda neyin galibiyetine hazırlanıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Prag'da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongrede ne yapmaya çalışıyorsun? Bak buradan anla. Bak buradan anla. Söylüyoruz. Defalarca söyledik. Şimdi buradan konuyu Kızıl Elma'ya getirmek istiyorum. O da bu haftanın gelişmesi. Bayraktar, insansız uçakla ilgili 2023 yılında sisteme girecek uçakla ilgili gün sayıyoruz ilk kalkışı içinde de. Şimdi neden Elma için insansız uçak dedim. SİHA'lar silahlı insansız hava aracı diye geçiyor. Çünkü daha alçak bir süratte işlerini yapıyorlar. Asla küçümsenmemesi gerekir. Konuyu Ukrayna'ya taşıyacağım. Neden muharebe konsepti değişiyor? Onunla ilgili de 2-3 kelam edeceğim. O önemli. Önemli. Şimdi Kızıl Elma insansız Şimdi, hava aracı çok, değil. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi çıtayı öyle yükseltiyoruz ki her gün. Dün SİHA'yla evet. övünürken bugün SİHA'ya tur bindirdiğimiz sistemleri konuşuyoruz. Sistemleri konuşuyoruz. Evet. Dünya SİHA'ya, İHA'ya gıpta TİHA eder. İHA TİHA'ya TİHA akıncıya gıpta ederken siz hepsine tur bindirecek ...bir başka sistem ortaya koyuyorsunuz... ...dünya henüz bunlara talip... ...bundan almak istiyor, SİHA'dan almak istiyor... ...İHA'dan, TİHA'dan almak Daha istiyor... TİHA vermiyoruz kimseye. ...daha TİHA'yı da vermedik kimseye... ...siz kalkıyorsunuz... ...kızıl elma yapıyorsunuz... ...ya, ya bunun da grubdan... ...sonra sen evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak... ...teknoloji görmeye Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorsun. gidiyorsun... ...gel biraz buraya bak... ...ya sen önce Türkiye'de 92 tane teknopark var... ...bak organize sanayi bölgesi demiyorum... ...92 ya. tane teknopark var... 76 tanesi faal durumda 16'sı faaliyete geçmek üzere burada endüstriyle üniversitelerle sanayiyle ihracat ayağı ile önemli bir fauna oluşturulmuş önemli bir ekosistem oluşturulmuş bu ekosistem üniversite talebesini üniversitenin hocasını dünyada bu işleri yapanları sahada bundan Talepte bulunanların hepsini bir araya getirmiş, bir tarafta güneş paneli yapıyor, diğer tarafta savunma sanayi yapıyor, dönüyor elektrikli lokomotif yapıyor, gidiyor öbür tarafa. Bir firmamızın üretmiş olduğu elektrikli otobüs Avrupa'da yılın otobüsü seçildi sevgili Turgay Güler. İsim veremediğimiz tamam, için. Tamam. Ama, ama Fondaş Merdan Yanardağ oyuncak diyor bu, bunlara, ona inanıp ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bu kızıl elma neden önemli? İlk cümle edeceğim. Gün sayıyor demesi beni heyecanlandırdı. Şimdi bunun insan savaş aracından farkı uçak bu. Neden uçak? Çünkü bir bu bir jet motoru. Doğru değil, olacak. direkt değil bu. Değil. Ne diyor? Saç levha diyor. He. Şaban sevincin yayına Konur. çağırdığı kişi. Aradı diyordu? beni. Kim? Ee, i̇şte o ilgili arkadaş. Efendi, o bir ne partisiydi? Aklımdan gitmiyor. Bu kalsın İz bence. Evet. İzliyor böyle. bizi. Diyor ki bu konuda diyor ben diyor. Çok çalıştım diyor ama o öyle değil böyle değil falan filan. İşte yani gün sayıyor, bakar. Neyse sana çok ayıracak vaktimiz yok. Kızıl elma evet. üzerinden devam edelim. Kızıl elma. Doktor Ömer, bu ne? Bak arkasında jet motoru. Bu jet motoru sayesinde çok daha yüksek hızlarda gidebilecek ...İHA'ya göre aynı zamanda manevrasını çok geliştirebilecek. Bu kızıl elmanın çünkü içinde insan olmadığı, olmadığı için, G, istediği gibi tabii mesela insanoğlunun... dayanabileceği ciler var. Yani ani manevra yaptığınızda üzerinize binen bir merkez kaç Hı. kuvveti var. Bu cinin insanoğlu tarafından hangi limitler içerisinde kalabileceği biliniyor. Dolayısıyla F-35'le de uçsanız, F-16'la da uçsanız, işte bilmem neyle de uçsanız içindeki pilotu yaşamını sıkıntıya sokmayacak manevralarda bulunmak zorundasınız. Oysa Fukuyama'nın da Elon Musk'ın da çeşitli zamanlarda sosyal medya üzerinden yapmış oldukları açıklamalarda geleceğin muharebe sahasının kesinlikle insansız sistemler şeklinde dizayn edileceğini söylüyordu. Şimdi Türkiye bakın evet bu motorunun çalıştırılma anını sevgili Ömer ekranda bir birkaç kez daha getirebiliriz çok önemli. Buna Jet motoru da monte edilerekten çok önemli bir aşamayı daha sevgili Turgay Güler geride bıraktık. Şunu da veriyor Türkiye, sadece Tayfun değil, sadece Bora değil, sadece Hisar A ve O Plus gibi hava savunma sistemlerim değil, sadece denizdeki insansız sistemlerim değil, sadece milli gemi projelerim değil, sadece milli denizaltı projelerim değil... ...aynı zamanda simetrik olarak karşıma çıkartmış olduğun tehdide... ...asimetrik cevaplar üreten... ...bir yeni konsept ortaya koyuyorum. Alman stratejist Moltke'den bir cümle söyleyeyim, devredeyim. Diyor ki... ...yeni muharebe konsepti... ...yeni nesil silahlar... ...yeni nesil e, mühimmatlar gelişmediği sürece... ...yeni konseptin ortaya koyulması... ...yeni doktrinlerin ortaya koyulması oldukça güçtür diyor. Yani... Muharebe sahasındaki var olan doktrinlerin ve konseptlerin değişmesi yeni sistemlerin devreye girmesiyle mümkündür. Türkiye burada önemli bir açık yakaladı. Bu açığı muazzam değerlendiriliyor. Bunu sadece Baykar'ın üretmiş olduğu araçlar üzerinden değil, Roketsan'ın tayfunu üzerinden ya da kale grubunun motorunu bizzat yapıp sahaya sürdüğü atmaca gemi savar füze sistemleri üzerinden ya da Antalya'da ulak dedikleri e, sistemi üreten firma üzerinden çok geniş bir yelpazede birçok partnerin birlikte hazırlamış olduğu sistemler var. Bir de şöyle söyleyeyim. Yani bunların mesela radarları da dahil olmak üzere üzerlerinde taşıyacakları sistemlerin bir kısmı ASELSAN tarafından yapılıyor. Bir kısmı Konya'da, Bursa'da, Ankara'da, Gaziantep'te yazılımcı gençler tarafından satır satır kodları yazılıyor. Şimdi bütün bunlar bir araya düşünüldüğünde sevgili Turgay Güler, biraz önce zikretmiş olduğum Amerika Birleşik Devletleri'nde P16 P35 ile ilgili tek kelam etmeyenlerin bu projelerle ilgili destekleri geçerken Çarşambadaki havalimanından şöyle bir tekne gezisi yaptım. Hadi bakalım, başarılarla olmaz bu iş. Deneyap atölyelerini kapattınız İstanbul'da. Neden? Çünkü istediniz ki bu milletin gariban evlatları o zekası değerlendirilmesin. O basit bir şey değildi. Veli Ağbaba'nın o ortaya atmış olduğu sosyal medya mesajı kendiliğinden atılmış. Ve tipik bir Veli Ağbaba tweeti olarak okunmamalı diye düşünüyorum. Sözü sana bırakayım ama soru, bana sonra Kiev'de ne oluyor bu konuyla birleştirmem için bir vakit bırak. Şimdi Veli, Veli bakın bir soru soracağım ama sordan önce şunu söyleyeyim. Veli Ağaba CHP'li Veli Ağaba çıktı ve dedi ki T3 vakfına İBB'den Tabii. şu kadar para aktarmış. kaynaklar akıyor. Ekran başında bizi izleyenler Allah aşkına az sonra söyleyeceğime çok dikkat kesilsinler. Diyelim ki iktidar değişti. CHP iktidara geldi. Allah göstermesin diyeceğim. Niyesini anlayacaksınız. Ve çıktılar dediler ki T3 Vakfı'na şu kadar para akıtılmış. Oradan da şu olmuş, buradan da bu olmuş. Bir, bir çırpıda, bir gecede medyasıyla, şusuyla, siyasetçisiyle bayrakları, bu projeleri kirletirler. Bir çırpıda. Ve sonra Merdan Nerda gibi fondaşlar çıkar karşımıza. Derler ki ya bunlar oyuncak yapmışlar, bütün milleti kandırmışlar derler. Zaten bir kitle var. Ne kitlersen kitliyorsun bunlara inanıyorlar. Devam ederler. Tayyip Erdoğan damadını zengin etmek için oyuncaklar üretmiş ve milleti kandırmış derler. Onu yaptı, bunu yaptı diye kirletirler de kirletirler. İtibar suikasti yaparlar, haysiyet suikasti yaparlar, her şeyi yaparlar. Siz, sizin mideniz bulanır. Artık İHA, SİHA, Bayraktar, Kızıl Elma, Akıncı, TİHA bilmem ne duymak istemezsiniz. Vah 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 bizi kandırmışlar falan dersiniz. O hengamede bu fabrikaları kapatırlar, el koyarlar ve üzerine de betonu dökerler. Ve bu var millette, mı tarihte yaşanmıştı Var sana soracağım. Ve bu millette hakikaten işte çünkü damat, damat yemiş, damada yedirmişler, damat şu, bu tür cümleler. Millette tabi biliyorlar nerelerden nasıl algılar yapılacağını biliyorlar. Konuyu gargaraya getirip, konuyu sulandırıp, konuyu böyle itibar suikastine getirip Türkiye'nin tarih sahnesindeki bir büyük yürüyüşünü bu sayede engellerler. Sadece burada mı? Hayır. Boru yapmışlar, maketmiş onlar. İşte oradan şu olmuş bu olmuş diye Tayfun'a, Bora'ya tabii, tabii. hepsine dalarlar. Siz bunu yersiniz. Geçmişte bunun çok örnekleri vardı. Çok çok örnekleri devrim otomobiline yaptılar. Hürkuşa yaptılar. Efendime söyleyeyim. Yapmadıkları kalmadı. Tabii tabii. Bu ülkede sermaye dediler, yeşil dediler, hepsini batırdılar. Tamam? Yapmadıkları bırak bayraklara yapmış oldukları bürokratik sabotajı kendi ağzından dinlediğimde şunu söylüyor. İHA'yı kaldıracağız, pist vermediler. Oraya gidiyoruz, şu evrakı getir. Buraya gidiyoruz, o olmaz. Hadi yaptık, uçurduk altına ...mühimmatı takıp kontrol etmemiz lazım... ...çünkü Selçuk Bayraktar mini akıllı mühimmat dahil... ...mühimmat üreticisi değil... ...ayrı bir konu mühimmat... ...o konuda ana şey roket san. ...yine bürokrasinin içerisinden... ...o olmaz buradan izin şuradan izin... ...yani ne çilelerle... ...karşı karşıya kalıyor... ...sadece bunu tabii ki Bayraktar üzerinden okumamak Hepsi için. lazım... ...bürokratik sabotaj kelimesi... <laughs> ...sadece Türkiye'ye mahsus bir şey de değildir... ...dolayısıyla... Bu konuların takipçisi olmak lazım. Sen güzel bir noktaya temas ettin. Yani acaba biz karnımızın gurultusuyla mı konuşuyoruz? Hiç yaşanmadı mı? Ama bu, bu programda bin defa Anlattım. Nuri Demiraga, Nuri Kiliçdil'lere, ona Şakir Zümre'leri anlattık. Ya Şakir Zümre Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan'da parlamento'da Türk bir vekilken ricası üzerine Türkiye'ye gelip savunma sanayi hamlelerinde olağanüstü başarılar ortaya koyuyor. 1947 yılında Anlaşma imzalanıp da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ihtas edilince kendisine diyorlar ki sen bu işi bırak ne yapacağım dediğinde söyleyeyim mi? Bankaya kumbara yap. ...onla da yetinmiyorsan soba yap diyorlar. Şimdi kardeşim derler. Yani derler ki sen bu kızıl elmayı bırak manavda elma sat derler, derler ya. Yani. Tamam derler. derler yani. Şimdi soru şu. Ver kızıl elmayı. Elmayla armutu karıştırmıyorum. Ee, Sorumda ikisinin farklı şey olduğunu biliyorum. Ben sadece e, total imkan ve kabiliyet ve fayda bakımından soruyorum bu soruyu. Kaç kızıl elma bir F16 bir F35'in sağladığı imkan ve kabiliyeti bize sunar? Evet. Hemen bununla ilgili cevap vereyim. Sorum güzel e, anladım. Komik olmamış. Bu, yo, yo yo bu şimdi <laughs> çok konuşulan bir şey. Acaba kızıl elma Türkiye'nin üreteceği milli muharip uçağın yerine geçer mi? Geçmez. Geçseydi milli muharip uçağı yapmazdık. Evet. Ama ama, ama <laughs> ortaya koyulmuş İngiltere merkezli askeri çatışmalar yapan birkaç sitede okuduğum Amerika Birleşik Devletleri'nde yine askeri anlamda konsept ve doktrinlere kafa yoran e, ...makalelerden anladığım... ...bunların milli muharip uçak gibi... E, ...muharip uçaklarla... ...yani harbeden uçaklarla... ...birlikte kullanımına dair konseptler var... ...yani bir tarafta sizin... ...üç kol şeklinde uçan... ...efendime söyleyeyim bir muharip e, uçak sisteminiz... ...diğer tarafta ona farklı avantajlar getirebilecek... ...onun önünde, yanında, sağında, solunda, altında görev yapay edecek ve düşman radarlarını bu konuyla ilgili etkisiz hale getirecek, ona alan açacak. insansız olduğu için düşürülse de çok bir anlamı yok bizim açımızdan. Bir birlikte kullanım, müşterek kullanım üzerine bir şey var. Şimdi senin bu soruyu da Ukrayna'ya kadar götüreceğim Götürücü, o yüzden yavaş seni yavaş. Senin sonuna da geçeceğim buradan. Etrafından dolanmıyorum. Dolayısıyla şimdi yeni konseptin daha çok bu meyanda kullanılacağı, iki ülke arasında bir muharebe olacaksa, örneğin bir terör operasyonu yapılacaksa Zaten İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar, Akıncı dahil olmak üzere yoğun bir şekilde herhangi bir başka hava aracı olmaksızın faaller. Yani Suriye'de biz Milli İstihbarat Teşkilatı Allah'a hamdolsun zembereği boşandı. Her Allah'ın günü PKK terör örgütünün, YPG terör örgütünün elebaşısı öldürülüyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Taziye yayınlamak Tavye göndermeye kalksa bütün işi bırakıp Twitter'dan yayın yapması lazım. Biz de o yüzden diyoruz ki karakollarımız basıldığında hatırlarsın sen bunu. Bu cümle ne söyleyeceğimi hatırlarsın. Karakollarımız basıldığında timsah gözyaşlarıyla müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız söylemlerini bırakıp eşkiyalar için taziye yayınlar hale geldiyse Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı millet olarak Rabbimize hamd ederiz biz. Bravo. Rabbimize hamd ederiz... ...Mehmetçiğin anası ağlayacağına... ...eşkıyanın anası ağlasın... Ya ...bu kadar net... ...burada analar kutsal tabi yani... Kastın ...hiçbir o ana değil. ağlamasın Kastın da... O değil, ...anası ağlamak tabiri vardır ya... ...Türkiye'de birinin üzülmesi... ...yorulması anlamında... ...yani benim Mehmetçiğim kınalı kuzular gibi... ...eşkıya tarafından... ...şehit edilip... ...Amerika'nın da bana yönelik olarak... ...merhamet dolu mesajlarına kalacağıma... Sendkom varsın eşkıyalar için taziye mesajı yayınlamaya devam etsin. Evet. Bu lafları söylemekten geri durmayacağım. İstediğiniz engeli çıkartın. istediğiniz şeyi yapın. En fazla sesimiz kesilir. O zaman da gider kahvedeki Mehmet abiye anlatırız. O kadar. Tamam Turgay Güler. Şimdi gelelim soruya. Soruya. Eğer Türkiye ve dünya... Bu yani müşterek... bunu tek, tek başına kaldırıp Yunanistan'daki bir adım... Oraya de... geçeceğim. Müşterek kullanımın dışına taşmak isterse... <laughs> Türkiye... Çok farklı istikametlerden, çok daha alçak uçuş dediğimiz sea level skimming dedikleri yani, deniz altında. seviyesinin çok e, üzerinde çok az bir mesafede üzerinde, örneğin Ege Denizinin karşısına doğru 40 tane kızıl elmasını farklı istikametlerden Öğren, gönderdiğini, gönderdiğini düşün. Bu muazzam bir şey Turgay Güler. Şimdi bunu Ukrayna'ya niye bağlayacağım? Bu perspektiften bakarsak ileride bu hususlar çok daha farklı boyutlara taşınıp bu daha kızıl yapacağı bir. manevralar bu kızıl elma 1. 1 2 0 3 0 nasıl TB1 TB2 TB3 diye gidiyor. Kızıl elma 4'te belki biz kızıl elma 4'ü çok daha yüksek süratlerde manevra kabiliyetinde taşıdığı radar ve gözleri anlamında gelişmiş imkanlarla bunda tek motor var. mesela tabi belki çift motoracağız motorlusunu çift motorlusunu göreceğiz, göreceğiz. gibi gibi Yani bilmiyorum bu benim mühendislik uzmanlık alanımda değil ama savunma sanayinin içerisinde bilen birisi olarak söylüyorum Belki öyle bir zaman gelecek ki o zaman şunu diyeceğiz 5 tane 6 tane Kızıl elma bir tane 5 nesil tayyare ile aynı işi yapmaya başladı dediğimiz günlere de gelebiliriz. Şu an için bu noktada olmayabiliriz. Şimdi Ama bunları seri üreteceğiz artık. Tabii tabii. Şimdi bak tb 3ü durdurmadı bu. Çünkü konsepti farklı. farklı. Yani kızıl elma ayrı bir şey, elma ayrı bir şey, armut ayrı bir şey. Efendime söyleyeyim akşam yemeği ayrı bir şey. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. E o zaman bırakalım İHA'yı, SİHA'yı. Sadece kızıl elma üretelim. Öyle yok. Dur Ukrayna'ya geçme. Kiev'e geçme. Şimdi şu anı bir düşün. Geldiğim çok. Kızıl evet. elma'yı verdik, Tayfun'u verdik. Geçen hafta bir başkasını vermiştik. Bora'yı işledik, onu işledik. İha'yı, Sihay'ı, Tihay'ı, Akıncı'yı. Ve masalcı teyze değiliz kardeşim. Tabii, Olanı gidiyoruz sokuyoruz. böyle diyoruz. Evet eyvallah. Şimdi iki yıl önceye git. Gittik. Daha bunlar yok ortada. Tamam. Biri bas bas bağırıyor. Bu güvenlikçi politikalarla. Ah güzel. Tamam mı? Savunma sanayinde silah kardeşim, millet işte okul yap, bil, falan, tamam mı? Buraya gel. Okul yaptığımız için bunları bizim <laughs> çocuklar yapıyor. Yapıyor, ayrı mevzu. Hani bu şey var. Yunanistan bunu, bunları dinlediler. Ya da bunlar iktidar oldu ve bunların hiçbiri yapılmadı. Şimdi karşımızda bu haliyle bir Yunanistan. Bu imkan ve kabiliyette olmayan bir Türkiye var. Hadi buradan devam et. Ya, işte tamam. getirdin noktayı Heh. öyle bir yerde bıraktın ki hadi bunlar olma. Bak Turgay Güler şunu söyleyeyim. Bırak Yunanistan'ı. Bu sistemlerin olmadığı yerde karakollarımız basılmaya devam ediyor. Ya. Bak, karakollarla ilgili iki cümle söyleyeyim. Kalekol diyelim. Tabii, amaçta işte Kalekola getireceğim. Ben Tendüreküs bölgesinde bulunmuş bir adamım. O derme çatma karakollar üzerinden terörle mücadele yürütüldü. Oradaki evlatlarımızın şehadetleri, gazilikleri ya da mücadele etmiş ne şehit olmuş ne gazi ama orada kahramanca görev yapmış insanların alnının teriyle ilgili bir şey söylemiyorum. Ama en son Ekim ayıydı Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Iğdır'dan başlayıp Kuzey Irak'a kadar bütün bu duvar boyunca yapılmış olunan akıllı duvarlar ve kale kollarla ilgili gezide şunu gördüm ki Tendürek üst bölgesini 2001 yılında bırakıp farklı yere tayin olmuştum. Orada yaklaşık bir tabur iki tabur arasında çeşitli zamanlarda operasyonlar olurdu. Leçelik Yanardağ püskürmesi bir arazi. Oradan örnek vermek istiyorum. Bir metre önünü göremediğin ayağına giymiş olduğum botun ve postalın jilet gibi o leçelik arazi tarafından kesildiği ve şehitlerimizin olduğu ve oradaki askerin de iaşe edildiği, yemeğinin çıktığı, mühimmatının sağlandığı birçok şeyler. Tendürek bölgesinde şu an için bir tek bile PKK'lı yok. Çünkü tepesinde bir tane SİHA, bir tane İHA, bir de acil müdahale edebilecek atak helikopterlerimiz var. Şimdi elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi buradan şeye geleceğim. Siz bunları yapmadığınız zaman sizi Yunanistan'da yormazlardı. Yunanistan'la yormaları level 2. Hani oyunlarda ilk level'ı geçiyorsun ya. Türkiye level 1 terörle mücadelesinde terör ile imtihan edilmekten kurtulup terörün Kimin eliyle beslendiğini ortaya çıkartacak kadar bir siyaset Ola ortaya koydu. Ya. Bravo. O zaman Yunanistanı çıkarttılar. Evet. Şimdi Level 2'deyiz biz. Evet. Bu Level 2'den sonra başımıza ne geleceğiyle ilgili de hazırlık yapıyor Türkiye. Diyor ki, sen şimdi Level 2 olarak bunu çıkarttın ama bak, burası çok önemli. Ben Level 4 başlattım. 4'deyim. Evet. Ben Level 4 seviyesindeyim. Level 4 seviyesi sensin zaten bu işin. Ben o yüzden diyorum ki vekil savaşçı olarak terör örgütlerini kullandılar teröristleri. Şimdi vekil savaşçı olarak vekil devletleri çıkartıyorlar karşımıza. Üçüncü aşamada kendileri bizzat sahaya inecektir. Ya Yusuf Hoca kendileri sen de savaş koygoyculuğu mu yapıyorsun? Arkadaş 350 yıl içerisinde 119 tane düveli muazzamanın yani büyük devletlerin katılmış olduğu harp yapılmış. Son 350 yıl içerisinde. Şunun şurası 1940 gibi anamızın babamızın sağ olduğu dönemde 20 milyon insanın öldüğü birbirlerini boğazladıkları savaştan çıktık. Türkiye hala şehitler vermeye devam ediyor. Ateş sizin evinize düşmedi diye Türkiye'yi savaşmadı mı zannediyorsunuz? Afrin'den tutta Irak coğrafyasına kadar şehitler veriyoruz. Paramotorla indirdiler Tarsus'ta polis memurumuzu şehit ettiler. Şimdi öğün öğünüyorlar. O gazeteci bu gazeteci değil diye. Terörü bataklığında önleyeceksin diye yıllarca tabii. yalandan yere kürsülerde bas bas bağırdılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörü bataklığında bitirecek imkan ve kabiliyete sahip oldu. Bataklığına yöneldi. Teskere oy vermiyorlar. Ya tabii ki. O sebepten sualine buradan devam edeyim. Güvenlikçi siyaset diye karşı çıktıkları husus işte istedikleri gibi at oynatamıyorlar. Çünkü bu vesayet <laughs> içerisinde medya, patronlar kulübü, jüristokrasi, parti kapatmaları, Necmettin Erbakan'a yapılan muameleler, darbeler, Necmettin Erbakan'a, Mehmet Akif Ersoy'a küfreden, haddini aşmış generaller, ayağa kalkmamakla iftihar eden adamları gördük. Cumhurbaşkanının yani başkomutanın elini sıkmamak için... Kırmızı halının karşısına keklik gibi seken adamları gördük biz. birisinin birincil hedefteki gayretinin buraya teksip olmadığını hep birlikte yaşadık. Nereden biliyoruz? 15 Temmuz'da oraya dizilmiş olunan ağzı burnu patlatılmışlar var ya... ...onların hiçbirisinin terörle mücadele gibi bir şansı olmadı. Bir... Son bir cümle söyleyeyim. Kardeşim 15 Temmuz yapıldığında... ...ağrı in aşağıya... Van, in aşağıya Hakkari, dön sağ Hakkari'den işte Diyarbakır, Mardin, Urfa hattına kadar Şırnak dahil olmak üzere oradaki sınır birliklerinin bir komutanı Petec olduğu için şimdi içeride. Evet. Sen terörle mücadele edemezsin. Edemezsin bu, bu bittiği için rahatsızlar. Evet. O yüzden KHK'lıları geri alma vaadi veriyorlar. Evet. Alırsınız hudut tabur komutanı yaparsınız. Evet. Yunanistan'a sığınmanı da alın kendinize Cumhurbaşkanı pilotu yaparsınız... Yaparsın. Turgay Güler. Bir cümle söyleyeyim reklamak gideceğiz Onlardan biri şu: Aynı kafa enerji santrallerine de itiraz etti. Bugün Almanya'dan, Fransa'dan gelen haberleri görüyorsun, değil mi? Görüyorsun tabii. Sokaklarda binlerce, var, on binlerce kişi. Çok güzel kişi, bir var, 25 var. dakikalık bir Türkiye enerji üssü olur mu? Şeyi evet. hazırladım. görselleriyle... Evet. O konuda bunu daha iyi değerlendireceğiz. Konuşacağız. Geniş de Bunlar yapılmasaydı bugün halimiz nice olurdu. Tabii. Bitmedi. Hastane. Hadi, hadi hastaneler. Almanya'da hastaneler kapanıyor. Tabii. Şimdi enerji yokluğundan. Enerji yokluğundan. E buradan oraya giden doktorlarımız ne yapacak? E, merak ediyorum. Kapımız açık geri dönsünler. Bitmedi. Bir başka şey daha söyleyeyim. Bugün bugün. Bırak askeri e, silahı, enerji santralini, hastaneyi, postaneyi. hepsini bir tarafa bırak. Bugün Üçüncü köprü yapılmasaydı, Marmaray, Avrasya yapılmasaydı, Kuzey Marmara yapılmasaydı, tamam? Hadi İstanbul'da, hatta havalimanı da hala Yeşilköy'de köyde kalsaydı. Hadi İstanbul'da arabanızı kapınızın önünden bir milim oynatında göreyim sizleri. Bir milim bir. Çünkü tamam? ben iki üç program önce. ...Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden dolaşıp Kuzey Marmara evet. üzerinden yayına yetişebildim. Ama yol vardı geldi. Ha trafiği gördüm. Kaldır onu. Kaldır. Hadi bunu gel. Sok Fatih Sultan Mehmet Heh. Köprüsü'ne. Hadi gel. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de gör. Fatih Sultan Mehmet'te o zaman otobüslerde şeyler, arası otobüslerde kamyonlar olacak. olacak, kamyonlar, tamam. şöyle hepsi olacak. Şimdi ya bunları sö söylediğin zaman teknolojiyi vaku. görmeye evet. giden Ha. New York'ta 41 saniyelik cep telefonuyla troll videosu çeken bir stratejik vizyonsuz yani, akra, zihniyet. Akrabası da, akrabası da öyle diyor zaten. Video e, muhalefeti bitti diyor ya. Bir küçük mola. Bak buradan başka tüm samimiyetinle söylüyorum. Ah Yusuf Alavar'da da, da burada. Bu perspektiften mevzuları ele alan mütevazı olmayayım. Bir Eyvallah. ikinci program yok Yusuf Alabarda. Eyvallah. Bizi dinleyenler sayesinde. Eyvallah. Allah onlardan razı olsun. Amin. Bir küçük mola. Sakın bir yere ayrılmayın. Asıl meseleler heybede. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu kızıl elmaları gösterdik size. Kızıl Elma'dan çok daha basit bir teknolojiyle Rusya, Ukrayna'da ne yapıyor değil mi? Ya çok önemli. Evet. Niye önemli biliyor musun sevgili Turgay Güler? Biz burada sürekli şunu konuştuk. Yani Rusya sahada çok sakin görüntüler ortaya koydu. İşte Kiev'de etkinliğini gösteremedi. Hava kuvvetlerine ait uçakların ortaya koyduğu müessiriyet, etkinlik, ...yeteri kadar gözlenemedi falan diye konuşurken... Döndü Türk teknolojisinin... E, ...daha alt versiyonu. Alt versiyonu olan bir... E, ...Çin malı... E, ...İran yapımı... E, ...kamikaze dronları ve bir takım... E, ...Çin malı sihaları kullanmaya başladı. Bu arada söyleyelim biz bu kamikaze dronlarına... ...karşı sistemler geliştirdik. Evet tabii ki. Onu Mesela da söyleyelim. Yani. sihalara ve kamikaze dronlara karşı. Türkiye'nin kendi kamikaze dronu da var bu arada. Evet. Ee, Kargo dediğimiz Ebabil sürüsü. Evet, evet güzel. Ebabil doktrini. Evet. Ee, şimdi bu İran. Ben bunları hepsini, bak bugün konuştuğumuz konuların hepsini Mehdix'le yazdım biliyor musunuz? Yani o zaman kitaptan parçalar yayınlamalısın. Evet. YouTubeünde. Ee, eyvallah. Bu arada YouTube sayfanı takip ediyorum. Çok hızlı bir grafik çiziyorsun. Ee, Mutlu maşallah, oldum. maşallah diyeyim ya. Yani. Mutlu oldum. Ben eyvallah. Desteğe. Eyvallah. Güzel bir grafik ve şey. ...istikrarlı da güzel bir çalışma. Abone olalım YouTube sayfamıza. Evet. Turgay Güler, ee, Yusuf Alabar da. Sağ olasın. Şimdi bu... İran'ın ...Kamikaze dronlarıyla İHA-SİHA saldırıları... ...Kiev'de şu yaşadığımız... ...görüntülerin... Yaşa ...gördüğümüz, gör izlediğimiz şu an... ...ekrandaki görüntülerin yaşanmasına... ...sebebiyet verdi. Ve şu soru soruldu. Batı... ...yapmış olduğu destekle... ...Ukrayna Hava Savunma sistemlerine önemli katkılarda bulundu. Kendisinde de var olan sistemlere ilaveten batıdan gelen sistemlerle Kiev'in hava müdafasının ve Ukrayna sahasının hava savunmasının önemli oranda kurulduğunu fakat Biden'ın da önümüzdeki süreç içerisinde başta hava savunma sistemleri olmak üzere Ukrayna'ya daha fazla yardım edilmesi gerektiğine dair bir takım söylemler vardı. İşte bu söylemlerin içerisinde ki evin vurulduğuna dair görüntüler son 2-3 günden bu yana yoğunlaşınca şu sual akla geldi. Nasıl oldu? Var olan hava savunma sistemi niye çalışmıyor? <laughs> Şimdi şu sual herkes tarafından soruldu. Ben de dahilim buna. Yani kendimi temize çekmiyorum. Evet bu İHA'lar, SİHA'lar, kamikaze dronlar önemli terörle mücadelede başarılar elde ediyorlar. Fakat Libya sahasında da önemli başarılar elde ettiler. Hava savunma sistemlerini organize bir şekilde kullanan bir ülke ordusuna karşı bunlar ne kadar etkindir? Hatta etkin değildir diye hüküm de verildi. Hı hı. Ama geldiğimiz noktada gördük ki Karabağ'da, Suriye'de, şimdi de Ukrayna'da gelişmiş hava savunma sistematikleri dahi bu kamikaze dronlarıyla, sihalara karşı neye sürer mi bilemiyorum. O şuraya bir şu cümleyi kurayım. Kur. Biz sanayi devrimini ıskaladık. Evet. Teknoloji devrimini ıskaladık ama öyle bir çağ geldi ki biz o çağı yakaladık ve başat pozisyonda bilgi ilerliyoruz. Bilgi çağı diyelim. Bilgi çağı. Yani koyulanlar aslında dijitalleşme, Tabii. bilgi dijitalleşme. çağı. Dijitalleşme, yapay zeka. Bu konuda çağı. biz e, yakaladık, yani bir fırsat yakaladık ve bunun üzerine diğerlerinden şöyle bir avantajımız var. Sanayi devriminde bizim dezavantajımız olan, teknoloji Tabii. devriminde bizim dezavantajımız olan altyapın yoksa üzerine inşa etmekte zorlanıyorsun. Yani merdiven, merdiven gibi merdiven. Düşün. Öbürleri hep senden 3-0, 5-0 önde giderken sana da çelini çöpünü verdi biliyorsunuz değil Doğru. mi? Doğru. Yani renkli televizyon ürettiler. Siyah beyazlarını Türkiye'ye gönderip Türkiye'de sattırdılar. Bilmem ne dokuma e, tezgahı çıkardılar. Onun çok daha gelişmişini kendileri yaptığında eskilerini Türkiye'ye sattılar örnekleri sabaha kadar sıralayabilirim. Ee, sıra bizde. Şimdi nasıl Türkiye bu <laughs> konuda bilgiyle ilgili hususları aşıyor? Küreselleşmenin aslında burada çok önemli bir rolü oldu. Yani küreselleşen dünyada bilginin kontrolü de güçlüklerle karşı karşıya kaldı ve o <laughs> dolaşımın içerisine bilgi de girdi. Şimdi bilgi girince siz bunu Rusya'dan aldınız, Ukrayna'dan aldınız, kendiniz ihtas ettiniz derdiniz... birtakım değişimler söz konusu oldu falan... biz tabii buna nereden alışığız? Allah'ın selamı üzerine olsun. Peygamber Efendimiz ne diyor? İlim, müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır. Tamam mı? Biz... yitiğimizi şimdi nerede bulursak alıyoruz... kendimiz ortaya koyuyoruz, kendimiz bizzat... o ilmi ortaya koymaya başladık, bilgiyi ortaya koymaya başladık ve böyle bir şey çıktı. Fakat dediler ki... Yani bu hava savunma sistemlerine geri döndürürsek olayı ne oluyor? Şimdi İran'ın Şehit diye bir lankerden gönderilen kamikaze drone sistemleriyle Rusya Kiev'i son derece rahatsız ediyor ve hava savunma sistemi bunları engellemekte kifayetsiz kalıyor. Bu kifayetsiz kalışı ile ilgili husus ne kadar sürecek göreceğiz ama piyasada bol miktarda manipülatif ya da dezenformasyon doğru olmayan bilgi dolaşıyor. Mesela bir yerde kamikaze dronların 1000 kilometre menzilinin olduğunu, bir yerde 2200 kilometre menzilinin olduğu gibi gerçekle çok alakası olmayabilecek bir takım bilgiler var. Çin tarafından bunların motor sistemleri İran'la ilişki kapsamında İran'a verilmiş durumda. Türkiye'nin tabi burada bu başkentin hava savunma sistemiyle korunamayışı ile ilgili hususu Tabii ki Atina'nın da düşünmesi lazım. Şimdi eğer Dağlık Karabağ bölgesinde onun üzerinde hava savunma sistemini, bataryasını, radarını etkisiz hale getiren Türk sihaları neden Atina'nın hemen güneyindeki Suda Körfezi'ndeki S-300'leri etkisiz hale getirmesin? Yani bu konularla ilgili öyle sakızdan falan mesaj vermek hakikaten ergenlikle izah edilebilecek bir şey. Bu hava savunma sistematiğinde insansız sistemlerin açtığı husus önümüzdeki süreçte Turgay Güler çok daha konuşulacak. Bunu da biz programlarımıza getirmeye devam edeceğiz. Türkiye burada önemli bir alan kapattı. Bu alan üzerinden de çalışmalarına devam edecek. Ukrayna sahasında yaşananlar bize büyük örneklik teşkil ediyor. Ben biraz önce Akil Tepesi'ndeki şehitlerimiz dahil olmak üzere bazı lokasyonların Batı istihbarat Teşkilatları tarafından terör örgütleriyle paylaşılmış olma ihtimalinin muhtemel olduğunu düşündüğümü söyledim. Bu konuyla ilgili Rus generallerin de neden patır patır öldürüldüklerine dair bir yazı kaleme aldım. Daha çok cep telefonundan yapmış oldukları irtibat sonrasında Batı istihbarat teşkilatlarının yoğun sinyal istihbaratı sayesinde yerlerinin keşfedildiğini ve bu noktalara yönelik olarak gerçekleştirilen bombalamalarla da Rus generallerin etkisiz hale getirildiği, Moskva kruvazörünün de denizdeki yüzde yüz doğruluk oranıyla ilgili yerinin yukarıda uçan bir İHA marifetiyle yapıldığını ve Ukrayna birliklerine aktarıldığını biliyoruz. Bunları niye anlatıyorum? Bize ne bundan? Şundan dolayı bizim buradan çıkarmamız gereken önemli dersler olduğunu düşünüyorum. Çünkü İdlib'deki saldırı sonrası kaybettiğimiz 34 askerimizin şehit edilmesinden sonra ortaya çıkan görüntüler aslında 800 kayıp varmış, aslında 1000 kayıp varmış gibi Türkiye'de bir dezenformasyon ile sosyal medya üzerinde inanılmaz kamuoyunu endişeye, korkuya ve paniğe sürükleyebilecek açıklamalar yapıldı. O yüzden dezenformasyon yasası bu anlamda çok önemli. Şunu söylüyor. Ya ben bir şey söyledim. Yalan çıktı. Hapise mi gireceğim? Yok kardeşim. Seninle konunun ne alakası var? Sen yalan atmayı seviyorsan yalan atmaya devam edebilirsin. Yalanla ilgili bir husus değil bu. Yani öyle bir şey yapacaksın ki 3-4 tane kriteri var bunun. Bu kriterler tamamlandığında... Yani mesela ne diyor e, sevgili gazeteci arkadaşımız e, Özlem Gürses? Hani bir halkalı treni vardı ya... O tren aslında yola hiç çıkmamış. Çin'e falan gitmemiş, halkalı da kalmış. Şimdi bu bir yalan mı? Yalan. Peki sosyal medyada bunu yaymak suç mu? Değil. Neden değil? Çünkü Özlem Gürses biz biliyoruz ki... Gülnaz Şırınga olayında da, Halkalı Treni'nde de bolca sosyal medya üzerinden yalan söylemeyi kendine alışkanlık haline getirmiş. Ve kendisinin de gazeteci olduğunu iddia eden bir şahıs. Bu toplumda halkı, kin korku bilmem ne gibi bir şeye teşvik etmiyor. Yalan, yalan söylüyor yani. Ama, Sadece özlem mi? Ama size eğer derseniz ki, bak bir örnek vereceğim <laughs> o önündeki örneğin de dışında. Gezi ile ilgili biz olaylar yaşadık değil mi? Bugün ben bunu ee, dün şeye çıkarttım notlarımın içerisine aldım. Şöyle bir mesaj sevgili Turgay Güler. Gezi olayları çerçevesinde taksim meydanından şu noktaya doğru inen kalabalığa polis gerçek mermilerle hedef gözetmek sizin ateş ediyor. Sokaklar yüzlerce insanın cesediyle dolu. Bak bunları yaşadık. Panzerler tamam eziyor. Panzerler eziyor. Hatta panzer yarası diye pervanenin <laughs> yurt dışında birisine pervane çarpıyor şurasını paramparça etmiş panzer nezdi adam diye bunlar e, yayınlandı. Hem de bilinen hesaplardan yani kamuoyunda ta takip edilen hesaplardan şu söyleniyor: Bu duruma karşı askerin müdahale kararı alıp sokağa çıktığı bilgileri geliyor kesin bilgi yayalım. Bak şimdi burada darbe var. Polisin yüzlerce insanı katletmesi var. Pervane çarpmış adamın görüntüleri panzer ezmiş insan olarak var gibi halkta korku, endişe birçok şey. Şimdi bunun bir şekilde frenlenmesi lazım. Dönelim bunun bizim İdlib'deki askerimizle alakası İşte bu elektronik istihbarat konusundaki Rus ordusunun disiplinsizliği 50'nin üzerinde generalinin kaybolmasına etkisiz hale getirilmesine kapı araladı. Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de mutlaka terörle mücadele dahil olmak üzere girdiği bütün harekatlarda, operasyonlarda ve konvansiyonel muharebede şu sosyal medya illeti ve cep telefonu kullanma illetine çok dikkat edecek şekilde bunu eğitim müfredatlarına sokacak alınan dersler merkezi vardır. Eğitim ve doktrin komutanlıklarında silahlı hmm. kuvvetlerin. Sen biliyorsun onu. Evet yani bu alınan dersleri daha geniş bir şekilde Mehmetçiğimizin, subay az subayımızın çok daha geniş bir şekilde kullanabileceği dokümantasyona döndürülmesi lazım. Belki de döndürüldü. Döndürülmüştür. Belki. Evet, evet, buradan devam edelim. Şimdi şu çok önemli bu enerji konusuna geçeceğiz ya. Şu iki numaralık görüntüyü değil şey, şey fotoğrafı isteyeyim. Ben bugün YouTube kanalında iki numara e, fotoğraf. Onu ver zaten oraya bağlayacağım. Evet oraya. Ben bugün YouTube kanalımda bu konuyu işledim. Ha güzel. Şimdi Yusuf Alabar da Doğu Çevelle'miz, haber yapıyor. Çevrecilerden deprem riski uyarısı. Akku Nükleer Santrali aktif fay hattına sadece 25 kilometre uzaklıkta. Çevreciler uyarıyor. Akku e, Akku Santralinden ...işte nükleer... ...şey olursa ne olduğu tespit... Ney, ...ne oldu olacağı belli değil. Atığın ne, ne yapacağı belli değil. Doğaya ve insana, Duaya, zarar, insana veriyor. zarar veriyor falan diyor. Şimdi burada mesela şu... ...Akkuyu Santrali'nden... ...çıkacak şeyin bu deprem bölgesi meselesi var... ...o var bir sürü şeyler söylüyorlar. Görüntülere bak... ...denizi veriyor işte bu deniz... ...bu, bu güzeli bir şey mahvolacak falan diye. Bunları söz konusu Türkiye'nin nükleer santrali olunca böyle panik havası estirenler, buna karşı duranlar söz konusu Almanya'nın olunca tam ekran versene bunu Ömer. Evet. Almanya yıl sonunda kapatılması kararlaştırılan 3 nükleer santralin faaliyetini enerji krizi nedeniyle uzatıyor. Şu güne bakan değil mi onlar ayçiçeği? Ay çiçeklerin evet. olduğu yer. Yem yeşil. Yem yeşil, çiçek, böcek, nükleer santrali. Ya ulan utanın utanın ya. Utanın ya. Bunlar bu da Doğu Çevre'de Türkçe. Bu haberleri de yapanlar kim biliyorsun değil mi? Kim? Alman devletinden maaş alan bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı fondaş gazetecilerimiz. Tabii onların hiç sesi çıkmıyor. Maaş alıyor kardeşim Doçovelle'den. Yani niye çıksın? Benle bir yayın yapmak istediler. Barış Pınar Ağdaki Buradan da açıkça söylüyorum yani. Yalanlamak ellerinde. Fotoğraflarım var çünkü röportaja dair. Bak dedim benle röportaj yaparsınız. Ben uluslararası haber kanallarına çıkıyorum ama yayınlayamazsınız. Yayınlayamadılar. Neden? Kardeşim biz tarhana çorbasıyla da karın doyuyoruz. Ama diyor ya selam söyle ana sen yer sofasında da yemek yersin ha ya sorma öyle kötü alışkanlıklarım var selam söyle ana diyor iki parça sarımsak sahasına biz adamı satmayız diyor öne özel bir hikaye ha. şimdi dolayısıyla bu doçevelle kendisi söz konusu olduğunda çok güzel bir nokta yakalamışsın ayçiçek tarlalarının içerisinde nükleer enerji santralleri olan Almanya ve çevreye ...büyük bir felaket olarak hizmete girecek Türkiye'deki nükleer enerji santrali. Madem 8 numaralı fotoğrafı da getirsin. 8'i de ver. Oradan ben görelim ben. bakalım. Hani bu nükleer enerji konusunda Docevella'nın ortaya koymuş olduğu rahatsızlığın sebebi ne? Şimdi sevgili arkadaşlar... ...bu görmüş olduğunuz tablo... dünya Tabii tabi, dünyadaki... <laughs> Reaktör sayıları. Yani dünyada 449... En tepede Türkiye var zaten. Bak 4, en tepede. 449 adet sevgili Turgay Güler dünyada nükleer santral var. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. 90'ın üzerinde bir rakam. Zaten şuradan da rakamlara bakabiliriz. Görebiliriz. 90'ın üzerinde Amerika e Birleşik Devletleri'nde ikinci sıraya bakalım. Fransa. 56 tane. Bak 60 çizgisi bu sevgili Turgay Güler. Şimdi peki ne diyor bizdeki sakil kafa? Ya diyor turizm. Dünya turizm. diyor. Zaten nükleer enerji santralinden ilişiğini kesti. Avrupa'da 2-3 tane kaldı. Onlar da kapanmak üzere. Türkiye'de diyor Erdoğan'ın bu inadı yüzünden diyor nükleer enerjiyle tanışmaya başladı. Hanımefendi, Halk TV'de ekranı bol bulup konuşuyorsun. Bir gün gelirsin inşallah burada size kahve çay da ikram ederiz. Buradan anlatırız biz size. Bak. Fransa'da 56 tane, Amerika Birleşik Devletleri'nde 90 tane. Çin'de 40'ın üzerinde, Japonya'da 40'a yakın, Rusya'da 40'a yakın. Kuzey Kore zaten Güney Kore'de, Hindistan'da 20'nin üzerinde, Kanada'da 20'ye yakın, İngiltere'de 16 tane, İsveç, Belçika ve sırada kim var sevgili Turgay Güler? Almanya. Almanya. Yaklaşık 8-9 tane olması lazım. Hafızam beni yanıltabilir. Devam ediyorum sahip olan ülkelere. İspanya. İspanya, Çekya, Pakistan, İsviçre, Finlandiya. Aa, çevreci İskandinav ülkeleri de var. Bak sen, Sevgili Türk Aygüler bak, bak da varmış. Macaristan, Slovakya, Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, Meksika, Romanya, Güney Afrika diye devam ediyor. Şimdi bunları söylediğinde hemen geliyor sana şu örneği veriyor. Ya kardeşim Ermenistan'da var ama... Yani biz Ermenistan'da var diye bizde de mi olacak? Yani Ermenistan iptidai bir devlet zaten. Dolayısıyla hayır yukarıya bak yukarıya. Ermenistan'ı falan görme. Amerika Birleşik Devletleri'nde 90'a, Fransa'da 56'ya, Japonya, Rusya. Şimdi bunu çürüttüğümüz günden bu yana bana cevap veriyorlar. Sorun şu. Onlar bunu işletebilir. Sen işletebilecek misin? E doğru biz yer sofrasında yediğimiz için bunu işletmekte de müşkülata kapılabileceğimizi düşünüyorsunuz ama bu kadar alçalmayın evet, bak şimdi nükleer santrale niyetlendiğinde Erdoğan daha henüz 15 Temmuz darbesi olmamıştı zaman FETÖ'nün zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay diyordu ki köşesinde Ben o konuyla ilgili çok yazdım çizdim bu Erdoğan'a güvenmeyin bunun nükleer enerji santrali yapmasına müsaade etmeyin. Sonra nükleer silah yapar mı bu, diyordu? Buradan nükleer silah yapar Orada. diyordu. Bir dakika ya. Şimdi ben bunu söylerim ortalık yıkılır ama hiç umurunda değil. E herkesin nükleer silahı varsa seni tehdit ediyorsa bir gün bu tehdide karşı sen de buradan böyle bir istifade de bulunman e, sana niye batıyor ya? İşte bak tablo ortada. Yani itirazı olan data gösteriyoruz, grafik gösteriyoruz. Bu konularla ilgili ülke bazında ortaya koyuyoruz. Gelelim şimdi bir önceki fotoğrafa sevgili Ömer oradan bir şey göstereceğim. Yani 2 numaralı fotoğrafa. dünyada 449 adet nükleer santral, 450 adet nükleer santral varken Türkiye birincisini inşa etmek istedi. <laughs> bir tane ya bizim de bir tane olsun Bizim ya. de bir tane olsun da elektrik ihtiyacımızın %10'unu karşılasın. Fransa'nın %75'ini karşılıyor nükleer enerji santralleri ve bu 56 nükleer enerji santralinin uranyumunu da Nijer gibi karanlıklar içerisinde yaşayan ülkeler üzerinden getiriyor ne güzel dünya değil mi ama sıkışınca Paris'in metrosunu gördün mü azizim Londra'da adamlar yapmış falan e şimdi siz yapıyorsunuz çok geç kaldık ama ne yapabiliriz yani ne yapabiliriz? Yani biz de gidelim Nijer'in kaynaklarını mı sömürelim? Erdoğan'ın suçu mu? Ha. Tam tersi. Erdoğan Türkiye'nin ağır altyapı eksikliğini, tabii, sorununu tabii, 20 yılda, tabii. bütün engellemelere, direnmelere, tabii. darbeye şuna buna rağmen bu hale getirdi Şimdi, yaptı. Buradaki nükleer enerji santrali ile ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımın yapmış olduğu açıklama neydi Rusya işgale başlayınca? hal millileştirin. Bakın millileştirin demek kapatman, kapatın demek. Kapat kapatın demek. O Neden? Imk o imkanımız olsa zaten kendimiz yaparız. Ya biz 56 tane Fransa gibi kendi beşeri sermayemizde yapmadık ki 57.'yi Rusya'ya havale edelim. Rusya'ya yaparken öğrenebildiğimiz kadar öğrenme gayreti içerisindeyiz. Ancak ikinci ikinci millileştirin yıl. demek yapma demek. E i̇yi de doçevelle de aynısını söylüyor. Kemal Bey de şöyle söyler. Niye? Bizim de mühendislerimiz var. Bizim de bunu yapabiliriz. yok o bilim ve teknoloji adına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ziyaretini nasıl bir hayal kırıklığıyla sonuçlandığı Hüseyin Aygün tasdikli ortaya çıkınca hem meclisten hem sosyal medyadan tweet üstüne tweet atıyor. İşte bilim, ilim, bilmem ne falan işte böyle birçok şey yazmış. Yersen. Şimdi diyor ki mesela o konuşmasının bir yerinde pudracılar diyor. Şimdi AK Parti'nin tabanındaki bir tane olay üzerinden bütün tabanı pudracı olarak şey yapıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tartışma programlarına katıldığımızda partilerin topyekün şeytanlaştırılmaması üzerine çok güzel metiyeler düzen adamlar var. Hadi çıkın. Ha. Kemal Bey pudracı diyor. Şimdi istersek AK Parti'den de, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, İyi Parti'den de birçok örnek bulur. Tabii ve... yani birisi kalkıp sana şarapçı dese tabii, bilmem ne dese tecavüz tecavüz de tecav tabanında da var te dersin. Tecavüzcü dese. Yani dese. Yani konumuz bu değil ki. Bunların hepsi kötü örneklerdir. Pudracı, tecavüzcü, bilmem neci ve kurumsal kimliği milyonlarca üyesi olan organizasyonların içerisinde olmasa çok iyi olur ama olan örnekler. Şimdi neden? Çünkü o 41 saniyelik videoyla Amerika rezaleti ...Kemal Bey'i son derece sıkıntıya soktu. Bak Bi şeyi video söylemek istemiyorum. Video muhalefeti diyor. Şeye girmek istemiyorum sevgili Turgay Güler. İç siyaset, çünkü dış siyasette önemli anlatacaklarımız var daha. Şöyle söyleyeyim yalnız. Ekrem İmamoğlu'nu Karadeniz gezisi... ...Mansur Yavaş'ı Van gezisi... ...Kemal Bey'i Amerika gezisi bitirdi. Bu da başlık olsun. Evet. Tamam mı? Şimdi buradan devam edelim. Türkiye bir enerji üssü olabilir mi? Noktası. O yüzden Meral Akşener dubler kullanıp... Yardımcılarını gönderdi Amerika'ya. Ha senin başlığının sebebi oydu. Şimdi anlamış olduk. Evet. Şimdi Türkiye bir enerji üssü olmasıyla ilgili Putin'den bir <laughs> açıklama geldi. Bu açıklamanın geldiği gün aynen şunlar söylendi. Putin AK Parti il başkanı gibi davranıyor. Evet. Aa, yani nasıl olabilir bu? Yani bunu nasıl söylüyorsunuz? Bununla ilgili de bir daha da video var herhalde. Var var. Onu şimdi ben hemen söyleyeyim. Ömer bize versin. İki. İki numaralı. İzleyelim. Bununla ilgili iki video var sayılır. Önce bir e, ikiyi verelim. E, Putin Cumhur İttifakı'nın üçüncü üyesi oldu. Aynen öyle. Dün yapılan açıklamalara dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye'yi bir e, doğal gaz merkezi, dağıtım merkezi yapacağını söyledi Putin. Halbuki Putin bunu 4 yıl önce de söylemişti, Hafızaları tazelemek isterim. 2018 yılında e, Türkiye'deki Türk Akım'ın e, açılış töreninde de... ...Putin yaptığı konuşmada Türkiye'yi bir doğalgaz merkezi haline getireceğini söylemişti. Eğer Türkiye e, re-export yapabilecekse olsa çok önemli. Yani Türkiye doğalgazı depolayıp buradan kendisi de kar alıp satabilecekse... Bu olabilecek bir şeydir ve biz böyle bunu olması için destek veririz. Kendi dönemimizde de yapmaya çalışırız. Ancak söz konusu olan bu değil. Neymiş söz konusu olan peki? Neymiş? Neymiş söz konusu olan? Ya bak Türkiye bugüne kadar şimdi hatları getirelim. Evet. Türkiye gerçekten bu konuyla ilgili neresinde bu işin? Şimdi 5 numaralı fotoğrafı verelim. Bu 5 numaralı fotoğraf üzerinden gideceğim bu konuyu biraz açar. Bir de karar verin. Ya. Yani Putin AK Parti'nin il başkanı mı değil mi? <laughs> evet. Saçmalamayın. aynı, ay, aynı kafalardan farklı farklı sesler çıkıyor. Şimdi Turgay Güler. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl bir enerji haritası ortaya çıktı görelim. Bu haritanın ortaya çıkmasında sadece Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi değil, onun öncesinde de yapılmış hamlelerin hiç kuşkusuz rolü var. Fakat son 20 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin enerji hub'ı dediğimiz network'ünün merkez üssü hale gelebilmesi için olağanüstü gayretler sarf etti. Ömer ben... bir, şu kameradan al benim ense tıraşımı göstermeyin sazlara. Peki. Şuradan devam ediyoruz. Azerbaycan üzerinden gelen TANAP diye şu elimle göstermiş olduğum proje Türkiye içerisinden çıkıp İtalya'ya kadar uzanıyor. Hı hı. Bu projenin Türkiye'ye sağlamış olduğu doğalgaz şu an için rakamlar teyit edilebilir. 16 milyar metreküp yıldır Türkiye bu 16 milyar metreküplüğün yaklaşık 10 milyar metreküpünü kendisi kullanıyor. 6 milyar metrekübü de batıya gidiyor. Bunun dışında Türk akım dediğimiz Türk akım üzerinden 45 milyar metreküp ile 50 milyar metreküp arasında gaz taşıma kapasitesi olan hat ile mavi akım dediğimiz daha önce inşa edilmiş bir doğalgaz projesi var. Dolayısıyla Türkiye'ye Kafkaslardan ve Rusya'dan gelen doğal gaz, Türk akım 1, Türk akım 2, mavi akım ve TANAP dediğimiz hatla Rusya, Azerbaycan üzerinden belli miktarda bir gaz akışı gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin yılda kullanmış olduğu doğal gaz miktarı da kış şartlarına göre değişmekle birlikte 50 milyar metreküp civarı, civarı olarak şey yapın. Yani yıllara göre de farklılık arz edebiliyor. Şimdi bu 50 milyar metreküpün Türkiye ihtiyacı ile ilgili TANAP'tan 10 milyar metreküpü sağlanıyor ve 45 milyar metreküp kapasitesi olan bir Türk Akım 1 ve Türk Akım 2 hatları var. Bir de İran üzerinden Türkiye'ye gelen bakın buradan şöyle gösterelim. İran ve Türkiye arasındaki doğal gaz hattı var. Bu doğal gaz hattı 1997 yılında Necmettin Erbakan hükümetinin gerçekleştirmeye tevessül ettiğinde içeride ve dışarıdakiler tarafından nasıl paçasından tutulup çekildiğinin de ispatı olan bir hattır. Kuzey Akım 2 projesinin Baltık eksenindeki ayağının sabote edilmesi aslında bu hatların Rusya üzerinden gerçekleştirilmesinin ne kadar güç olduğunu siyasi anlamda bedeller ödemek gerektiğini de bize gösteriyor. Merkele dediler ki bak size katsa yaptırımlarını uygularız. En sonunda Kuzey yakın 2'yi patlattılar. Şimdi Sayın Putin diyor ki ben Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa'ya gönderilen 45 milyar metre küplük doğalgazı... ...Türkiye'ye döndürdüğüm takdirde Türkiye doğalgaz ile ilgili önemli bir merkez olabilir. Bu mümkün mü? Bununla ilgili üç önemli kriter söyleyeceğim. Bu çok önemli. Bunun mümkün olabilmesi için kriterlerden bir tanesi teknik, bir tanesi hukuki, bir tanesi de ticari. Ben bir enerji uzmanı değilim. Avrupa'da hariciyemiz adına görev yapan arkadaşlarımızla enerji alanında istişarede bulundum bu program öncesinde ve enerjiyle ilgili yazan uzmanların yazılarına baktım. Bu üç kriterin hepsinin ortak görüş olduğunu gördüm. Yani ...bu merkezin olabilmesi için... ...bir teknik yeterlilik olması lazım... Hı hı. ...bir hukuki yeterlilik olması lazım... ...bir de ticari yeterlilik... ...teknik yeterlilik şu demek... ...şimdi Rusya... ...oradaki gazı... ...Türkiye'ye tevcih etmek... ...ve Türkiye'yi de bir gaz merkezi haline getirmek istiyor ya... ...bu... ...teknik olarak mümkün değil... ...şu an için... ...niye... ...çünkü Türkiye'nin... ...Türk Akım 1... ...Türk Akım 2... ...ve Mavi Akım'dan... Günlük ya da yıllık getirebildiği gaz miktarı ile Rusya'nın kuzeyden Türkiye'ye yönlendireceği kuzey yakın bir üzerinden Avrupa'ya vermiş olduğu gazı bize vermeye kalktığında taşıyacak kapasite arasında anlamsızlıklar var. Yani Türkiye halihazırdaki hatları kullanırken 45-50 milyar metreküp daha ilave bu hatlarla taşıma şansı yok Türkiye'nin. Peki nasıl taşıyacak o zaman yeni bir hat yapılması yani kuzey yakın birdeki 50 milyar metre küplük gazın Türkiye'ye tevcih edilebilmesi, yöneltilebilmesi için Türk akım 1, Türk akım 2 gibi yeni bir hattın daha döşenmesi lazım. Bu mümkün mü? Değil. Neden mümkün değil? Çünkü şu an için Rusya kaynaklı sıkıntıdan dolayı herkes farklı hatlar inşa edebilmek için doğalgaz boru sistemlerine acayip bir şey var, talep var. Bunu üreten Japonya, Almanya gibi ülkelerin ise üretimleri son derece bu konuyla ilgili limitli olduğundan dolayı sevgili Turgay Güler... ...kısa vade içerisinde buraya böylesi bir bora hattının şu an için parmak şıklatınca döşenmesiyle ilgili ususta sıkıntılar var. Geriye kalıyor son seçenek. Geriye kalıyor son seçenek. Bu teknik kısmı. Teknik kısmının... Gemiyle mi taşıyacağız? LNG tabii evet. ki LNG. LNG ile ilgili de Rusya'nın kapasitesi sınırlı. Çünkü Rusya daha çok gazını gönderirken hep boru hatları üzerinden transfer etmeyi seçmiş. Kendisi Avrupa'ya sevgili Turgay Güler bir kuzey yakın bir projesiyle göndermiş. Kardeşlik hattı dediği Ukrayna üzerinden 120 milyar metreküplük bir gaz sevkiyatını sağlayan hattı inşa etmiş. Yamal dedikleri Polonya üzerinden Avrupa'ya giden bir hat tesis etmiş, bir de Kuzey Akım 2'yi yapıyordu ki olmadı. LNG ile ilgili sıvılaştırılmış olanı ise Rusya daha çok yaz ayları içerisinde kuzey hudutları üzerinden dolaşarak Çin'e gönderiyordu. Kışın tabii ki Arktik daha çok soğuduğundan dolayı bu hattı kullanamıyordu. Fakat Türkiye'nin Tuna ağzı dediğimiz yerde Türkiye'nin ihtiyaçlarını önemli oranda giderecek doğalgaz hattına da sahip olması Türkiye'yi doğalgaz noktasında daha önemli bir hale getirecek. Neden? Çünkü sadece mesela konutlarını oradan eee iaşe etmeye başlasa Türkiye, o konutlarına doğalgazı oradan verse, Türkiye kışı çok rahatlıkla atlatabilecek, kendi kendine yeterli bir sistemin sahibi de olmuş olacak. Ama şunu söyleyeceğim. ikinci boyut hukuki. Hukuki boyutu şu. Doğal gaz kanunu ile ilgili kanunlarda bir takım güncellemelerin yapılmasının elzem olduğunu söylüyorlar. Ben buraya girmeyeceğim. Çok teknik bir konu. Üçüncüsü de ticari. Ticari anlamda Türkiye bu gazı hani diyor ya bunu re edebilecekse biz buna destek veririz. Zaten bu tablo ortaya koyulmuş. Sen destek vermeyip ne yapacaksın? İnsanlar yememişler, içmemişler. İran'dan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan, e, Kerkük yumurtalık petrol boru hatları da dahil olmak üzere 50-60 yıldan bu yana Türkiye'yi şu e, haritayı sağlayacak bir hale getirmişler. Şimdi dolayısıyla bunu Türkiye reexport edebilir mi? Bununla ilgili EPIH diye bir şirket kurdu. Yani doğalgazı enerji piyasası anonim şirketi üzerinden dünyada bir piyasasını oluşturabilecek bir firma. Sanki bugünleri öngördü. Değil evet. Mi? Yani doğal gazın borsası tabii, Türkiye'de olacak. Tabii. Diyorduk. Tabii. işte çalışmaların sonucu bu. Bunları yapmazsan, şeye benziyor bu. Hani senin gayretin aslında almış olduğun bir bilet. Otobüs önünden geçer mi geçmez mi bilmiyorsun. Ama geçerse bilki bileti olanlar binebiliyor. Evet. Türkiye biletini almış durumda burada. Tabii EPH ile ilgili de eleştiriler şu noktada daha çok yoğunlaşmış. O da şu diyorlar ki ticaretin siyasi iktidarların müdahalesinden azade olup tam bir serbest ticaret haline gelebilmesi lazım. Oysa EPIAŞ'ın yönetim kurullarında bakan yardımcıları da dahil olmak üzere bir şekilde bir sistematik kurulmuş. Şimdi siyasetin sıfır müdahalesini ben içime sindiren bir adam hiç olmadım. Siyasetin ülke siyasetiyle ilgili, enerji siyasetiyle ilgili konularda belli müdahaleleri her daim olur. Ama bunun minimize edilmesi, dış piyasayı ürkütmemesi, ...ve gerçekten piyasanın burada piyasalanması için doğalgazın bunlara dikkat edilmesi lazım. Bu üç hususa. Şimdi Türkiye'nin bu şartlar sağlandığı takdirde sevgili Turgay Güler... ...Doğu Akdeniz üzerindeki Leviathan bölgesindeki gazı da kendi üzerine çektiği takdirde... ...doğalgaz noktasında çok önemli bir noktaya geldiğini söylemek pekala mümkün. Dolayısıyla ez cümle Türkiye hala hazırda Putin'in ortaya koymuş olduğu doğalgaz noktasında bir merkez ülke haline gelmesiyle ilgili hususlarda teknik, hukuki ve ticari anlamda bugüne kadar çok fazla şey yapılmış. Belki bunlara bir takım daha güncellemeler yapılarak Türkiye'nin bu konuda bir adım öne geçmesi sağlanabilir. Şimdi bütün bu saydıklarımı bir de Türkmenistan üzerinden Azerbaycan'a bağlanması muhtemel bir hat ile desteklenir. Ve Türkiye'nin muhtemeldir ki Doğu Akdeniz'de bulacağı Doğalgazın da bu sisteme basılması gibi hususlar takviye edilirse Türkiye gerçekten doğalgaz noktasında sadece bir transit ülke değil aynı zamanda da bu doğalgazın fiyatlandığı, borsasının oluşturulduğu yani kabaca alıcıyla satıcının yan yana getirilerek bir piyasanın oluşturulduğu bir nokta haline dönüşebilir. Bununla ilgili ortaya koyulmuş olan gayret haritada çok rahatlıkla görülebiliyor. Türkiye tamamen doğalgaz geçişiyle ilgili çok önemli bir noktaya gelmiş vaziyette. Doğalgaz tabii ki bu konuyla ilgili hatırlatılması gereken bir husus var sevgili Turgay Güler. Avrupa 1960'lı yıllarda bununla tanışıyor. Belçika, Hollanda. Sonra kömür santrallerini falan kaldırmaya başlıyorlar. Türkiye maalesef doğalgazla tanışma anlamında değil ama güçlü bir hamleyle bütün şehirlerine doğalgaz getirme ile ilgili hususu Yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'deki iktidara gelişi sonrasında başlattı. Tabii. Şu an için 81 vilayetimizin ve oralardaki bütün organize sanayi bölgelerimizin ki ben Hakkari'ye gittim. Hakkari Valimiz o konuda organize sanayi bölgesine kadar getirilmiş doğalgazı bizzat yerinde gösterdi. 81 vilayetimiz yüzlerce ilçemiz 380'in üzerindeki organize sanayi bölgemizde doğalgaz kullanımı çok yoğun bir şekilde başlamış durumda. Bu bağımlılık yarattığı gibi aynı zamanda da Türkiye'yi daha da güçlü ülkeler kategorisinin de içerisine şey yapıyor. Çünkü elin 1960'lı yıllarda kullanmış olduğu doğal gaz kullanılırken insanlar Türkiye'de paketleme sistemine bile geçilmemiş bir şekilde açık şekilde satılan kömürlerle kazan dairelerinin içerisinde kömür yakmakla meşgullerdi. Bunları hep yaşadı Türkiye. Ve BOTAŞ'ın bugüne kadar bu hatlarla 81 vilayet, yüzlerce ilçe ve organize sanayi bölgelerine doğalgaz tesisi getirmek için yapmış olduğu yatırım miktarı iyi dikkat buyuralım sevgili Turgay Güler. Hı hı. 30 milyar dolar. 30 milyar dolar gibi devasa bir bütçe BOTAŞ tarafından 81 vilayet organize sanayi bölgelere doğalgaz çevrimi santrallerinde kullanılmak maksadıyla altyapı olarak yapıldı. Şunu söylüyorlar ama çok rahatlıkla yani 20 yıldan bu yana bütçe gelirler bu kadardı. Bu kadar vergi toplandı. Bu para ne oldu? E insan biraz haya etmezse tabii ki söyleyecek bir şeyim yok. Ben bunu yani bir siyasi kişilikten arınmış ya da siyasi bir tavırdan arınmış bir e, pozisyonda hiç tereddütünüz olmasın ki Ekrem İmamoğlu bir yatırım yapsa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir yatırım yapsa, ya buraya da bu kadar yatırım yapıldı diye söylemezsem, şu televizyon ekranlarına çıkmayayım. Şimdi verdi Ömer onu da verelim. Bir verelim kalkmadan mi? şunu görelim. Bu Rusya konusu olunca Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Etiyan Mahçupyan. bu önemli bir video evet. Şimdi ben Etiyan Mahçupyan'ı sevmem bak açıkça söyleyeyim. Ya hiçbir şeyimiz kişisel değil. Heh. Bravo. Ee, ama burada çok enteresan bir şey söylüyor. Bir bakalım mı? Tamam. Yani burada şöyle söyleyeceğim yani şimdi. Eğer ben yani sonuçta çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim. Ama son kertede eğer Tayyip Erdoğan'la Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa kime oy vereceğimi ben şu anda bilmiyorum. Ve yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim. Hmm. Çünkü şöyle bir şey var o noktada. Eğer ana mesele değişmeyecekse, Türkiye'nin devlet toplum ilişkisi, devlet siyaset ilişkisi, siyaset toplum ilişkisi değişmeyecekse o zaman tamamen pragmatik bakacaksak, o zaman ben şu soruyu soracağım. Putin'le teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim Tayyip Erdoğan'a mı? Ve çok açıkça ben Tayyip Erdoğan'a güvenirim. Ben de Tayyip Erdoğan'a güveniyorum. <laughs> sen söyleyince Ama ben mu? haber olmuyor. Sen sen söyleyince ben haber. Ben söyleyince olmuyor. haber olmuyor. Ben söyle... Şimdi e, tamam alın bunu. Şimdi e, şöyle bir şey. E, Putin'le Erdoğan tek tek oturduğunda diyor değil mi? Bu evet. arada hatırlattığın iyi oldu. Bugün Markar Esayan'ın evet. E, ölüm yıl dönümü. Markar minnetle anıyoruz. Evet. Markar, Markar Esayan'ı da çok severdik. Onu da söyleyelim. Evet, bravo Ömer. Ee, bir Markar vardı. Genç yaşta ayrıldı aramızdan. Ee, dolayısıyla bizim kimsenin... Unutmadık, minnetle anıyoruz minnetle, Markar ağabeyi. Bizim abiye. kimsenin diliyle, diniyle, ırkıyla işimiz olmaz Daha yani. Biz Müslümanız. Çünkü. Biz Müslümanız. Bizim için asıl olan adamlığıdır. Mevzu budur. Evet. Ne diyorlar bu... Etiyen Mahcupyan ne diyor? Etiyen Mahcupyan şunu söylüyor... ...yani devletle toplum arasındaki... ...ilişkiden kastettiği Etiyen Mahcupyan'ın... E, ...devletin, milletin... E, ...mekanizmaları arasındaki... ...ilişkiyi farklı bir boyutta görmek istiyor. Bu onun kişisel tercihi... ...bir siyasi bakışı... ...eğer bu husus gerçekleşmeyecek... ...ve bu iş pragmatizm üzerinden... ...ele alınacaksa... ...biz bu yolu niye yürüdük diyor. Mealen. Dolayısıyla... Eğer pragmatik yaklaşılacaksa diyor, Putin ile Erdoğan baş başa kaldığında, Mansur Yavaş mı baş başa kaldığında tercih edersin, Erdoğan mı dediğinde hiç tereddütünüz olmasın ki ben Erdoğan'dan yana tavır koyarım diyor. Önemli, önemli bir tespit. Ee, tabii ki e, bunun şey yapılması lazım, ee, önümüzdeki süreç içerisinde daha da çok konuşulması lazım ama altılı masayla ilgili önümüzdeki sürecin çok daha fırtınalı geçeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Orada şöyle bir şey var. Benim bugün hem CHP tarafından hem İyi Parti tarafından yüz severlerden aldığım kulis bilgileri var. Biraz, Biraz paylaşırsam sağlamdır o bilgiler. İyi Parti'de İyi Partililer diyorlar ki Meralım siz aday olun. Bunu ciddi ciddi konuşuyorlar. ...siz niye aday olmuyorsunuz? ...ama Meral Akşener kendisini ben başbakan olacağım Onun diye bağladı... ...onun hiçbir önemi yok... ...siyasette onların bir hükmü yok... İş başa düştü der bir yerden... ...bağlar adı. ...ama aday olmak istemiyor... ...peki diyorlar sen aday olmayacaksan... İyi partinin mutlaka bir aday çıkarması lazım... ...güzel... ...Ahat Andican... ...diyor ki ben aday olayım... ...İsmail Tatlıoğlu grup başkan vekilleri... ...diyor ki ben aday olayım... ...o ara birileri de hayır Koray Aydın aday olsun... ...diyor... İyi Parti'den 3 aday artı 1 Meral Akşener 4 aday da oradan çıktı. CHP'de şöyle bir sıkıntı var. İmamoğlu siyasi bir enkaz. İstanbul'da CHP'nin kendi yaptırdığı anketlerde bile en az %8 gibi bir oy kaybına uğradığı görülüyor. Allah aşkına burada durur musun? Durayım. Enver Aysever'i izleyelim. İzleyelim. VTR 8. Ver Enver'i. İmamoğlu'nun ne iş yaptığını ben daha bugüne kadar hiç anlamadım. Ya kardeşim topçu olacaksan top oyna. Belediye başkanı olacaksan başkan ol. Cumhurbaşkanlığı diyorsun ya hadi varsa şeyin e, e, yani kendine güvenin çık. Böyle <laughs> balıkçıda malıkçıda <laughs> buluşuyorsun. Cumhurbaşkanı olacakmış. Niye milletin hayrına olanları alkışlamıyorsun? Buradan soruyorum. Milletin hayrına olmayan ne varsa sen de. Açık konuşalım. <laughs> Nedir? Onu izah edeyim. Geçen cuma sözde muhafazakar insanların duygularını sömürecek. Dindar insanların duygularını sömürecek. Efendim Mevlüt Kandili günü konser iptal. Biz senin ne yaptığını bilmiyor muyuz ya? Sen bu ülkeye e, neler yaptın? Ne çok? Manasında. Bakın. Memlekette sanki böyle bir yasa çıkmamış. Sanki senin candaşlar affedersin böyle e, şey olarak yani acaba ne olur diye gözü gözü sizde halkın. E, siz aday olacaksınız ya. Hani bizim e, kulakları çızmasın Berat e, Berat Albayrak Bey vardı. Hatta onu da bulsanız da e, diyor ya olacağıydı ya diye alay ediyordunuz. E sen de Cumhurbaşkanı olacaksın ya. Bununla mı olacaksın? Efendim <laughs> Diyor ki ülke puanına bu akşam güzel katkılar geldi. Trabzonspor bu akşam fırtına gibiydi. Fransız Monaco yenen Trabzonspor'u yürekten kutluyorum. Başakşehir ve Sivas Spor sayesinde de bu gece Avrupa'da 4'te 4 yaptık. Harikasınız. Şimdi lakırdı doğru. Fakat adamı sormazlar mı? Mesela Başakşehir'i kim kurdu? Bak sizin belediyeciliğiniz bu yapılanların üstüne oturmak. Başakşehir'i kutluyorsun. Kaç kuruş faydan var? Kaç kuruş faydan var? Trabzonspor, Trabzon bizim şehrimiz. Yani bizim der ki AK Parti'mizin. Yani ben de halkımızın bir yurt dışı olarak. Sonuç itibariyle orada yatırımın tamamlaması, e, Monaco'ya yapılan çıkartmanın tamamlanması. Tabii ki kutlayacaksın. Şimdi bir şey söyleyeyim. <laughs> Bak ben bir şey söyleyebilir miyim? Ne, seni, seni istisna kılıyorum. Ben sabaha kadar konuşsam Enver Aysever kadar tesir yaratmam. E ben de istisna kıl. Bak demin <laughs> kimi yayınladık? Etiyen yanı. Evet. Etiyen yan bu konuda Erdoğan'a güvenirim diyor. Ben de diyorum ya bizimkilerin hiçbiri ya ben böyle şeyler söylediğimde hiç Yusuf Alabar da böyle şeyler söylediğinde hiç RT yapmazlar, savunmazlar ama şey söylesin Etiyen evet. söylesin. Hemen o bak ne. <laughs> Şimdi Enver. Enver doğru söylüyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Mevlüt kandiliymiş. Biz senin neler <laughs> yaptığını bilmiyor muyuz diyor. Tam biz de biliyoruz. <laughs> biz de biliyoruz. Şimdi bir şey söyleyeyim. Enver Aysever doğru söylüyor. Sonradan Enver'e şöyle bir kötülük yapıldı Enver Aysever'e. Aa işte bak kıvırdı da şöyle yaptı da böyle yaptı. Da. Ya patronu aranmışsa ağır bir eee İkaz geldiyse İkaz geldiyse Enver'e. E, orada çalışan arkadaşlarını düşündüyse ve işte bir, bir bir marj bırakmak zorunda kaldıysa bu başka bir şey. Enver söyleyeceğini söyledi. Bundan sonra söyleyeceğinin yani bunu tevil edecek, e, öyle demedim diyecek. Hiçbir açıklamanın önemi yok. Enver çıktı cesaretle söylemesi gerekenleri kendince söyledi. Onu da söyleyeyim. Eee Ha biraz ağır ağır gitmiş. Ya yani biz böyle Yo. karar ver diyor. Belediye başkanı mısın, cumhurbaşkanı mısın? Diyor. Mesela, evet. Önemli bu, bu bir ağır bir şey değil ki. Yok. Yani biraz maytap geçerek. Ama şey yani Ekrem İmamoğlu'nun en büyük eleştiri konusu. Yani evet. sen Karadeniz gezisinde baltayı da taşa vurdun ne en nihayetinde. O zaman bunu al. Ben, ben kal... ha, bir şey daha söylüyor mesela. Başakşehir'i kutluyorsun diyor. Ne kadar katkım var. Diyor. Tabii. Biz AK Başakşehir... yaptıkları üzerine oturmaktan vazgeçti. <laughs> E peki İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe ne diyor? Bu guguk kuşu siyaseti evet, diyor. Yuvasından yani yumurtaları, çalacak. yumurtaları başkasının altına koyup yavruyu ona çıkarttırma. FETÖ yapıyordu bunu biliyorsun. Guguk kuşu siyaseti. Evet. Şimdi dönelim mevzuya. O zaman Ekrem İmamoğlu dedin. Şimdi İyi Parti'de Ekrem İmamoğlu'nun %8 oy kaybettiğini, siyasi bir enkaza döndüğünü ve e, o havasının kalmadığını biliyorlar. O raporlanmış da. Zaten CHP'nin anketlerinde de böyle görünüyor. Yani ben bir şey söylemiyorum. İlla ki oralara dayandırmamız gerekiyor ya. Bir başka şey. Meral Akşener şuraya da çok bozulmuş. Hani tamam beceriksiz şu bu iş yapamıyor. Hepsine eyvallah. Mesela İngiliz büyük elçiyle kar yağdığı akşam yediği yemekten sonra ...ortaya koyduğu iletişime bozulmuş. Bak altını çiziyorum. Anladım. İletişime, yemeğe değil. Yani bunu daha güzel... İyi Zizi, önce, ama... düzgün organize et. İletişimini... ...iş yani bu ortaya çıktıktan sonra... ...iki... ...Karadeniz gezisinden sonra... ...ki iletişimine de ayar olmuş Meral Akşener. Hmm. Bak Karadeniz gezisine değil. Oradan sonra... ...hani... ...atar gider... ...böyle şımarık tavırları falan bunlar... Meral Akşener'i kızmış ve gündeminden çıkarmış. Mansur yavaş ilişkin de İyi Parti'de ortak kanı şuymuş. Buna Meral Akşener'e de dahil. Tamam çıkaralım ama propaganda sürecinde bir haftada kendini bitirir. O süreci de yürütemez. Biz söylüyoruz aslında. Biz söyleyince olmuyor, olmuyor ama onlar ya. söyleyince oluyor. Öte taraftan CHP'de de şöyle bir plan yapılıyor. Geçen hafta söylemiştim. Halk TV'ye İmamoğlu eliyle acayip yatırımlar yapılıyor. Doğru. Şurada Topkapı'da bir devasa bir plaza satın alındı. İşte onun tefrişatı yapılıyor vesaire oradan yayın yapacaklar. İşte İmamoğlu kendisine yakın bir adamı yani İsmail Küçükkaya'yı rivayet o ki 3 milyon dolar transfer de. Halk TV'de işbaşı yaptırdı. Yani Halk TV'yi çekip çevirecek kişi İsmail Küçükkaya Eğer Eğer bu iddia doğruysa The Marmara Oteli'ndeki baş başa görüşmenin bedeli ödenmiş. Bedeli tabii. ödenmiş oldu. O ara şöyle bir plan var. Hasan Ay Hüseyin Aygün diyor ya Erdoğan farkı kapattı, açtı bilmem Hı. ne vesaire. Şimdi bu altılı masanın, bu arkadaşların bu haliyle bu ülkede seçim kazanamayacağını herkes görüyor. Ben söylediğim zaman tarafgir olur bir sürü şey söylenir ama kendileri söylüyor. Planda zaten bunun üzerine Yusuf Alabar şöyle çalışacak. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde bir milyon aday. CHP'li Yusuf Sever bu Vakitten dostlar, sonra olmaması, olmaması büyük bir yıkım. Büyük bir yıkım. Ya, Bunu kaldıramaz Kemal Bey. Amerika'ya gidip geldikten sonra Bunu kaldıramaz. Olmazsa, hakkı da tabi CHP'nin genel başkanı ben, olarak ben onu hep söylüyorum. E, ben de hakkı. Yani bütün siyasi partilerin tabii. genel başkanları tabii. hakkı çünkü tabanlarına karşı da e, bir sorumlulukları var. Yani insanlar sizi genel başkan seçmişler. O partiyi siz yönetiyorsunuz ve günün sonunda seçim sandığı e, geldiğinde sizden ülkeyi yönetmeniz için e, sahaya çıkmanız mindere çıkmanız isteniyor. Doğru. Dolayısıyla burada bir tuhaflık yok. Kemal Bey'in hakkı tabii ki. Kemal Bey'in kaybedeceğini o gece bak bunları tarihe not düşsün diye yazıyorum ha. Söylüyorum. Hem yazıyorum hem söylüyorum. Sebep şu hani Turgay Güler çıktı atıyor uyduruyor falan denmesin diye tarihe geçsin diye tane tane anlatıp kayıtlara geçiyorum. Seçim akşamı Kılıçdaroğlu kaybettiğinde İsmail Küçükkaya ekrana çıkıp Kılıçdaroğlu'nu bombardımana tutacak. Aa bir dakika. Sen şimdi bir fütürizm yapıyorsun. Abi geleceğe ışık tutuyorsun. Aç mehtik soku. Hay ben bunu yani 2023 20... seçimlerinden Tabii. sonra kaydını ister mülke TV'den. Unutma ne olur. Tamam eyvallah. Kemal Kılıçdaroğlu'na Halk TV'den salva yapılacak. Ve İmamoğlu bu iş başa düştü deyip CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayacak. Daha ümit bitmedi. 2028 gençliğimiz var diyecek. Tabii, mi? Gençliğimiz var diyecek. Kolları sıvayacak. 2028'de biz CHP'yi iktidara getireceğiz deyip CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bırak. Peki şeyde der mi? CHP nimet nimet diye. Der. Tamam. Der. Dolayısıyla oradaki plan da bu. Bunu da söylemiş olalım. O arada Meral Akşener'in cebinde ...en az bir farklı ismin daha olduğu söyleniyor. Bu da kayıtlara geçsin. Tamam. Unutma ne olur. Yani bu isimlerin dışında bir isimle eee kamuoyunun gündemine gelebileceği söyleniyor. Son bir Hangi şey. Hangi anlamda? Bir aday. Ha, yani şey. Mansur değil, İmamoğlu Se seçime, seçime giderken, seçime tamam. Mansur değil, İmamoğlu değil, Kemal değil, Meral şey değil, değil. Bu adayla gidelim diyecek. O ara son bir bilgi vereyim bu konuyla ilgili. Ben bir sual soracağım. Şunu da vereyim ondan sonra tamam. sorun. Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi. Altılı Masa'da Kemal Bey bir oylama talep edecek. Ha o söyleniyor. Adaylığını üçü ortaya bulan koyacak. aday olur. 3'ü bulan aday olur. Kemal Bey kendisi dahil 4'ü buluyor. Kendisini çıkar üçü buluyor. Geriye kalıyor ki Dolayısıyla bunları da Saadet Partisi'ne... Gelecek Partisi'ne 20'şer milletvekili CHP kontenjanından veriyor. Normal şartlarda bırakın Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 20 milletvekili Ahmet çıkarmasını Ahmet Ahmet Davutoğlu Konya'dan e, Temel Karamoğlu 20 Sivas'tan kendisini seçtiremez. Peki e, şimdi 20 Saadet Partisi'ne 20 Babacan'a var. Ahmet şey, Davutoğlu Davutoğlu'na yok mu? Ahmet Davutoğlu gelecek. Deva ha, değil. devaya vermiyor. Devaya mu? vermiyor. He, Devayla eee mesafeliler anladığım Hı -hı. kadarıyla. Demokrat Parti'ye de verecek ama ona bir tane mi verir? Yarım mı verir? E, kaç verir bilmiyorum. Bu 40 yani en az 40 milletvekili ben, siz CHP kontenjanından bu partilere verirseniz, verirseniz ben Cumhuriyet Halk Partili olsam isyan ederim. CHP isyan eder. Ha, ben de ederim. Şimdi yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin idealini peşinde evet. koşayım. Siz Ahmet Davutoğlu'na kontenjan açın 20 kişilik. Bu şimdi, hak reva mı? Şimdi düşünsenize. E, tuvalet terliğini koysak kazanırız diyen bir millet ittifakından... Nereye geldi konu? Nereye geldi konu? Yani e, altılı masayı millet ittifakının tabanı duymak istemiyor. Herkes oradan uzaklaşıyor. Bak anketleri göreceksiniz. Ben bir anket gördüm onun üzerinden söylüyorum uzaklaşıyor. Ümidini kesti. Türkiye'deki şimdi ben dediğim zaman inanmıyor insanlar ama Hüseyin Aygin'in tweetini açıp Amerika gezisini izlerlerse Kemal Kılıçdaroğlu neye tekabül ediyor? Kantar'da kaç okka çeker görülür. Evet. Ömer bir şey mi dedin? Süremiz doldu demiş. Yusuf sabah kadar soru devam soru edelim, edelim. Evet. Tabii. Yusuf da bir soru soracak. Yok onu soracaktım. Ha, bunu Milletvekilleriyle ilgili evet. Onu. evet. Yani dolayısıyla bir Umut gibi ilk dakikalarda ortaya çıkıp, iş buraya kadar geldi, sapır sapır dökülen bir şey var. Ee, ya Türkiye, ya bunlara bir masa emanet ettik, bacaklarını kırdılar. Altılı masa. Doğru. Hafta içinde Pervin Buldan'ın açıklamaları vardı. Konuyu gündeme getiremedik. Getiremedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir değil, milletvekili, milletvekili vekili, uşak milletvekili ve... Özkan Yalım, birkaç bakanlık. HDP'nin bir değil, birden fazla bakanlığı olabilir diyor. Sen bunları Perşembe günü ben biz de seni Keyifle dinleyeceğim. Biz de konuşacağız. Yusuf Alaba çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür dolu dolu bir program oldu. Hakikaten. E, geldik bu akşamda programın sonuna. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.